Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. 40 soru serisi AYT Matematik kampımızda bugün sizlerle birlikte hangi konu işleyeceğiz? Tabii ki logaritma konusu arkadaşlarım. Logaritma ile alakalı birbirinden güzel 40 tane fevkaladenin fevkinde, tadında, ÖSYM ayarında, ÖSYM tarzında soru çözeceğiz. Ve kazanımı inanılmaz derecede yüksek sorular. Yani sen 1. sorudan 40. soruya kadar bütün videodaki soruların tamamını anladığın takdirde logaritma senin için mazi olacak. Bir daha dönüp donup çalışmak zorunda kalmayacaksın. Çünkü gerçek anlamda sana logaritmayı muhteşem biçimde tekrar ettirecek sorulardan oluşuyor. Peki hocam, kamp nereden yapılıyor? Hemen sana şöyle göstereyim ben. Hocam, 40 soru serisi AYT matematik video soru kitabımızda ilerliyoruz. 10 tane bölüm var içerisinde ve logaritma 6. bölüm. Yani kampın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Ama bu kamp biter bitmez, hatta bitmesini de beklemeyeceğim. Ben senin için güzel bir ders çalışma programı ayarlayacağım. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm matematiği, bak burası çok önemli, sadece AYT değil, tüm matematiği tekrar edeceğin ve netlerini zıplatacak, netlerini zirveye taşıyacak, o bir türlü kurtulamadığın 20 bantlarından, 15 bantlarından, 10 bantlarından, artık hangi banda takıldıysan takıl, senin netlerini en az 5-6 puan arttıracak. Hem TYT'de hem de AYT'de 5-6 puan arttıracak ve MS'den önce de çok güzel bir tekrar yaptıracak bir kamp ayarlıyorum sana. Bu kampın duyuru videosu da gelecek. Mutlaka ama mutlaka kaçırma. Peki bu kamplar nereden olacak hocam? Bak, bu kitabın hiç görmediysen TYT'si de mevcut. 40 soru serisi TYT matematik, 40 soru serisi AYT matematik. Hatta hocam problemler de mi bu kitabın içinde? Nasıl sığdırdınız incecik kitaba? 80 sayfa zaten. Bu 96 sayfa, bu 80 sayfa. Problemler için ekstradan 88 sayfalık bir de 40 soru serisi problemler kitabımız var. Yani sen bunların tamamını birleştirdiğin takdirde 1080 tane sorudan oluşan, ama bak unutma, bu bir soru bankası değil. Bak lütfen unutma. Ben buna konsantre soru bankası diyorum. Ben bunlara konu denemeleri diyorum. Şu şekilde kalınlığa sahip. Yani toplamda 88 çarpı 3 ne yapıyor? 240 artı 24, 264 sayfalık bir kitap oluşuyor. Bu 3'ü, tamam mı? Ve içerisinde 1080 tane soru var. Bu 1080 tane sorunun tamamı, bak ihtimal vermiyorum, tamamı sevgili arkadaşlarım. Hani o soru bankalarındaki böyle konu giriş soruları falan olur ya, seni hani böyle konuya alıştırmalık, pekiştirme, o tarz sorulardan yok içinde. Tamamı ÖSYM ayarında, ÖSYM standardında ince eleyip sık dokuduğum sorular arkadaşlarım. Lütfen sevgili gençler, lütfen buradaki soruların tamamını sen alıp çözmeye başladığın takdirde hissedeceksin zaten farkı. Netlerinin artmaya başlayacağını hissedeceksin. Netlerinin birden zıplamaya başladığını hissedeceksin. Evet, biz kampımıza geri dönelim. Çok kitap reklamı gibi de olsun istemiyorum sevgili arkadaşlarım. Bu 3 kitabın da satış linkleri mevcut. Açıklama kısmındaki linklerde mevcut. Bu linklerden erişebilirsin diyelim. Kitap reklamımızı bir kenara bırakalım. Zaten reklam amaçlı olsun diye söylemiyorum ama ciddi anlamda emek sarf edilmiş kitaplar arkadaşlar. Adı üstünde 40 soru serisi tekrar kampları bunlar. Lütfen siz de gerekli önemi gösterin. Sonra sınavdan sonra bu kitapları görüp de pişman olmayın diye söylüyorum ben sizlere. Evet, artık hazırsak, abone olduysak ve tabii ki de videoyu beğendiysek geçebiliriz dersimize. Evet, artık ilk sorumuzla başlayabiliriz bence. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. Şimdi ilk defa söyleyeceğiz arkadaşlarım, hazırsanız. 1. sorumuza şöyle yakından baktığımız zaman diyor ki bir küp kök içerisinde böyle karmaşık bir ifade var. Ve bu logaritma 5 üzeri x'e eşitmiş. Tabii ki burası 10 tabanı. Ve bizden istenen de logaritma 36 tabanında x üzeri 6, bu isteniyor. Şimdi birazcık düşünelim. Bizden bu isteniyor dedik. Üst tarafa birazcık işlemler uygulayalım seninle beraber. Öncelikle bu küp kök tabii hoşumuza gitmiyor. Küp kök hoşumuza gitmiyor. Sonra 1/3. kuvvet olarak yazabiliriz ama içerisi de oldukça karışık. İçeriği bir halledelim. Logaritma 5'imiz var bir tane, çarpı logaritma 25'i ben logaritma 5'in karesi biçimde yazabilirim. Daha sonrasında logaritma 125 var. Onu da logaritma 5'in küpü diye yazabiliriz. Şimdi logaritmanın kurallarından birisi. Şuradaki 2 ve 3 var ya, 5'in kuvveti olan. Ben bunları başa atıp yazabilirim. Yani şu şekilde. Logaritma 5 çarpı 2 çarpı logaritma 5 çarpı 3 çarpı logaritma 5 yazabilirim. Şimdi dikkat et. Buradaki logaritma 5, logaritma 5, logaritma 5 hepsi çarpım durumunda olduğu için ben buna logaritma 5'in küpü de derim. Tamam mı? Bir de burada ne var? 2 kere 3'ten 6'mız var. Ve tabii ki küp kök 3 olduğu için ben bunu 1 bölü 3. kuvvet olarak da ifade ederim. Eşittir. Bu da logaritma 5 üzeri x. Tabii ki buradaki x'i de başa atabilirim. Yani x çarpı logaritma 5 yazılabilir gençler. Burada logaritma 5'in küpünün 1 bölü 3. kuvveti var. O zaman bunlar gider hocam. Evet gider. Burada ne kaldı? Logaritma 5 kaldı. Tabi 6'nın da 1 bölü 3. kuvvetini alacaksın. Bu da küp kök 6 yapacak. Şu şekilde. Küp kök 6. Tamam. Eşittir neymiş? X çarpı logaritma 5'miş. Artık burada şunu görüyoruz. Logaritma 5 pozitif bir sayıdır. Logaritma 5 ve logaritma 5 her iki tarafta çarpım durumda olduğu için gider. İse dediğim x neymiş? Küp kök içerisinde 6'ymış. Şimdi x'i elde ettim. Artık benden istenen yerde yerine yazabilirim. Logaritma, bak şu 36'yı yazdım buraya. Tamam mı? Küp kök 6'nın 6. küp kök 6'nın 6. kuvveti. Küp kök 6'nın 6. kuvveti. Hocam, şurası küp kök ile 6 birbirini götürür. 6'yı 3'e böldüm. Burada 2 kaldı. Bu da bize neyi verdi? Logaritma 36 tabanı da 36'yı verdi. Peki bu nedir? Tabii ki de 1'dir hocam. Çünkü logaritmanın tabanı ve içi aynıysa cevap 1'di. Cevabımız ortaya çıktı. Cevap A şıkkıymış. Gördüğünüz üzere bütün sorularda bunu yapmaya gayret gösterdim. Daha bu henüz başlangıç sorusu. Daha ilerleyen sorularda daha böyle ekstrem durumlar da karşımıza çıkacak. Buradaki özellik ne? Bu kampın özelliği ne? Hocam bütün sorularda kazanımı yüksek miktarda vermeye çalıştım. Yani bir soruyla birçok özelliği şu an kullanmış olduk aslına bakarsan. Bu yüzden kullanışlı, bu yüzden öğretici, bu yüzden senin netlerini artıracak bir kamp diyorum zaten. Devam edelim ikinci sorumuzda. İkinci soruda ne diyor? 3 çarpı 2 üzeri log x artı 2 çarpı x üzeri log 2 var. Eşittir 640'mış. Hocam bir kere bizim dikkat etmemiz ve hani dikkatimizi çekmemiz gereken yer şu ikisi. Bu ikisi birbirine benzer ifadeler. Peki x üzeri logaritma 2'den bahsedelim. Şöyle bir özellik vardı hatırlarsanız. Şu ve şu. Hocam bunlar yer değiştirebiliyordu. Şu şekilde yer değiştiriyor. Yani bu neye eşitmiş aslında? 2 üzeri logaritma x'in ta kendisine eşitmiş. E şimdi hocam demek ki bu ikisi birbirine eşit. O halde ben onu şu şekilde yazayım. 3 çarpı 2 üzeri logaritma x. 2 üzeri logaritma x artı 2 çarpı 2 üzeri logaritma x oldu. Bak burası. Ve eşittir 640 dedim. Dikkat ettiysen şu iki ifade birbirinin aynısı. Ve burada 3 tane var. Burada 2 tane var. Demek ki toplam 5 tane. Çünkü topla demiş bize. 5 tane 2 üzeri logaritma x eşittir neymiş? 640. Her iki tarafı 5'e böleceğim. Onu da bölerken şöyle yapın. 5'e böldük ya. Şimdi 6'nın içinde 5 bir defa. Kalan 1. 14'ün içerisinde 5 2 defa. Kalan 4. 40'ın içerisinde 5 8 defa. Demek ki 2 üzeri logaritma x 128'miş ki bu da 2 üzeri 7'dir biliyorsun. Artık tabanlar aynı olduğuna göre logaritma x'in 7'ye eşitliğinden bahsedebiliriz. Logaritma x eşittir 7. Peki sana şunu soracağım ben şimdi. Bunun tabanı neydi? Taban yazmıyorsa taban 10'dur değil mi? 10 üzeri 7 bize logaritmanın içini verir. Yani x'i verir. O halde x'imiz neymiş? Onun 7. kuvvetiymiş. Bizden x istenmişti. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Devam. 3. soru. Şimdi bak bu tarz sorular öğrencileri korkutan cinsten biliyorum. Ama dikkatli izlersen aslında basit. Sayıları asal çarpanlara ayırmadan başka hiçbir şey değil. Ufacıkta bir logaritma kazanımı var. İyi dinle beni. Logaritma 3'ü vermiş A. Logaritma 5'i vermiş B. Bizden istenen de logaritma 2 tabanında 405. Şimdi hocam bu 10 tabanında. Bu 10 tabanında. Evet. Peki ben 405'i nasıl elde edeceğim? İyi dinle beni. Şu şekilde elde edeceksin. Öncelikle 405'i bir asal çarpanlarına ayırmanı rica edeceğim senden. 405'i tuttun. Şu şekilde yazdın. Asal çarpanlarına ayırıyorsun. 5'e bölünür kendileri 81 yapar. Sonrasını zaten biliyorsun. 3'e böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani aslına bakarsan 405 sayısı 5 çarpı 3 üzeri 4'ün ta kendisiymiş. Dikkat et bak 5 de var 3 de var. Demek ki doğru yoldayız. O halde ben madem 405 buna eşit log 405 neye eşittir? Tabii ki logaritma 5 çarpı 3 üzeri 4'e eşittir. Ve bunu da ben içerisi çarpıldığına göre dışarıda toplayarak yazarım. Yani şu şekilde logaritma 5 artı Logaritma 3 üzeri 4 biçimde yazarım. Ve bu da bana logaritma 5 artı 4 tane logaritma 3'ün ta kendisini verir. Şimdi güzel, bak burayı hallettik. Logaritma 405'i buldum ama iki tabanını bulmadım, bak ona da dikkat et, tamam mı? Şimdi bu neymiş hocam? Şurası A idi. Şurası ne? Pardon, özür dilerim, tam tersi. Şurası B idi. Şurası A idi. Demek ki burası da 4A yapar. Şimdi ben logaritma 405'i buldum. Logaritma 405 neymiş hocam? B artı 4A'ymış. Güzel. B artı 4A'lı şıkları da gördük ya. Burada bir mutlu hissedebiliriz artık kendimizi. Tamam. Şimdi peki neyi bulmam lazım benim? Bir de iki tabanını oluşturmam lazım. İki tabanını oluştururken de yine 10 tabanını kullanırım. Bak. Logaritma 10. Bu kaçtır? 1 değil mi? Ben log 10'dan log 5'i çıkarırsam eğer elimde ne kalır hocam? Logaritma 2 kalır. Çünkü logaritmalar çıkarılıyorsa içleri bölünüyordu. 10'u 5'e böldünüz, 2 buldunuz. Şimdi şu neydi hocam? 1. Peki bu neydi? B. Demek ki 1'den B çıkınca logaritma 2'yi elde edebiliyorum. Şimdi gelelim şu kısma. Ben logaritma 405'in ne olduğunu bilirken, logaritma 2'nin de ne olduğunu bilirken bunları birbirine bölersem ne bulurum biliyor musun? Tabanları eşit ve ikisinin de 10 olduğu için artık o tabanda yazmam ben bunu. Logaritma 2 tabanında 405 yazarım buraya. Logaritma 2 tabanında 405. Taban değiştirme kuralı, hatırladın mı? Pekala, artık ne istediğimizi bulduk mu? Logaritma 2 tabanında 405 soruluyordu bizden ve ben bunu buldum. O halde ne derim artık? Demek ki log 405'i, yani B artı 4A'yı neye bölmüşüz gençler? 1 eksi B'ye bölmüşüz. Cevap da bu olacak deriz. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet, 3. sorumuzda bitirdiğimize göre artık 4. sorumuza doğru geçebiliriz. 4. soru ekranda. Buyurun beraber çözelim. Logaritma x tabanında 3, logaritma x tabanında 9, logaritma x tabanında 27. Bütün bunların 3'ün kuvvetleri olması şaka mı? Değil tabii ki. Bak bir de burada 81 varmış. O zaman ben şöyle diyeyim. Bu 3'ün karesidir. Bu 3'ün küpüdür. Bu da 3'ün 4. kuvvetidir. Şimdi şuradaki 2'yi, buradaki 3'ü ve buradaki 4'ü başa atarak yazarsam logaritma x tabanında 3 artı 2 tane logaritma x tabanında 3 artı 3 tane logaritma x tabanında 3 artı ve 4 tane logaritma x tabanında 3 gelecektir. Ve burada toplamda arkadaşlarım 10 tane logaritma x tabanında 3 oluşur, eşittir 10 bölü 3'tür deriz. Şimdi her iki taraftaki onları sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim. Ve buradaki logaritma x tabanında 3 artık neye eşit olsun? 1 bölü 3'e. Bu ne demek? Bu şu demek hocam, iyi dinle. X'in 1 bölü 3. kuvveti buradaki 3'e eşittir demek. Hemen yazalım. X'in 1 bölü 3. kuvveti eşittir 3'müş. Peki X'in 1 bölü 3. kuvveti demek ne demek? Ya da onu boş ver. Şöyle diyelim, her iki tarafın küpünü al. Küpünü alırsan x kalır burada, bunun küpünü alırsan 27 kalır. Yani x kaçmış? 27. Ama dikkat et, bana 27'yi, yani x'i sormuyor. Neyi soruyor? Aha da bunu. Şimdi o zaman logaritma karekök 3 tabanında 27 soruluyor diyeceğim. Ve bunu da şu şekilde ifade edebilirim. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında 27 soruluyor hocam. Şu 1 bölü 2'yi başa atabiliriz. Yani şuraya bak, 1 bölü 2'yi alıp buraya atabilirim. Ama ters çevirerek, 1 bölü 2'yi ters çevirirsem 2 yapar. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 27 geldi. Şimdi şurası kaçtır? Bu ne demek biliyor musun? Logaritma 3 tabanında 27 diye okuyoruz hepimiz bunu ama bu şu demek aslında. 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? 3. kuvveti. Demek ki burası 3'müş. Şimdi size sorum şu. 2 kere 3 kaç yapar? 6. O halde cevap da 6'dır. Yani cevabımız C şıkkında verilmiş deriz. Ve geçiyorum 5. soruma. E üzeri 2x eksi 8 tane e üzeri x artı 12 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi soruluyor. Burada şunu yapacağım. E üzeri 2x dediğim ifade e üzeri x'in aynı zamanda karesidir. Eksi 8 tane e üzeri x artı 12 dedim, eşittir 0. Şimdi tabi burada şöyle muhabbetler yapılabilir. E üzeri x'e a diyelim diye yola çıkılabilir ama gerek yok. Çünkü sen artık ikinci dereceden denklem olacağını bildiğin için buranın e üzeri x'i e üzeri x diye açtın. Burayı da eksi 6'ya eksi 2 diye açarsan çarpımları 12, toplamları eksi 8 gelir. Mükemmel. O halde e üzeri x'i 6'dır dersin ya da e üzeri x eşittir 2'dir dersin. Eğer ki e üzeri x 6 ise logaritma e tabanında 6 da bana x'i veya eğer ki e üzeri x 2 ise logaritma e tabanında 2 bana x'i verir. Peki logaritma e tabanında ben ne diyordum? tabii ki de ln x ln 6 diyordum. Ln 6 eşittir x veyahut ln 2 eşittir x diyeceğim. Burada çözüm kümesi sorulduğuna göre sağlayan x'lerin kümesi soruluyor. Bak, bir tanesi ln 2, öteki de ln 6. Yani ln 2 ve ln 6 cevabı A şıkkı bana cevabı verecekti. Umarım anlamışsındır. Bir logaritmik denklem sorusuydu. Devam edelim 6. sorumuzda. N sayısı diyor. Birden büyük bir doğal sayı olmak üzere logaritma n faktöriyel tabanında 2 artı logaritma n faktöriyel tabanında 3 falan filan, en son logaritma n faktöriyel tabanında n'e kadar gidiyor. Bu toplamın sonucu a'ymış arkadaşlar. Tamam. Buna göre logaritma 5 tabanında a ifadesi kaça eşittir? Şimdi öncelikle bunların tabanlarının hepsi aynı mı? Aynı ve n faktöriyel. O halde ben bunların içlerini, yani 2'yi, 3'ü, 4'ü, n'i, n'e kadar, 2'den n'e kadar olan doğal sayılar topladığına göre içlerini çarpabilirim. O halde ben diyorum ki logaritma n faktöriyel tabanında çarpıyorum. 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, nokta 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 çarpı n diyeceğim. Hocam bunun içerisi 2'den n'e kadar olan sayıların çarpımıymış. Yani n faktöriyelmiş. Logaritma n faktöriyel tabanında n faktöriyel logaritmanın tabanıyla içi aynıysa cevap neydi? 1'di. O halde bu a kaçmış? 1. A 1 ise getirip şurada artık yerine yazabilirim. Logaritma 5 tabanında 1 soruluyor. Bir logaritmanın tabanı ne olursa olsun içi 1 ise sonuç neydi? 0'dı. Yani cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Ve artık şöyle sayfamıza uzaktan bakabiliriz arkadaşlar. Sayfamız bu şekilde dolu dolu. Umarım senin de sayfaların bu şekildedir diyelim ve devam edelim bir diğer sayfamıza. 7. sorumuzdayız. 7. soruda bir sıralama sorusu. Tabii sadece sırala demiş ama eşitlikler de var işin içinde. O yüzden dikkat ediyorsun. Gel beni bir güzel dinle. A, B, C. A, B, C sayıları arasındaki doğru sıralama soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğim. Logaritma 2 tabanında 1024 nedir? 1024 2'nin 10. kuvveti olduğu için burası 10'dur. 512 2'nin 9. kuvveti olduğu için 9'dur burası. 81 3'ün 4. kuvveti olduğu için burası da 4'tür. Yani A sayısı aslında logaritma 5 tabanında 10'muş. Yani B sayısı aslında logaritma 9 tabanında 9'muş. Ve C sayısı aslında logaritma 4 tabanında 4'ün ta kendisiymiş. Bir kere tabanı ve içi birbirinin aynısıysa sonuç 1'di. Yani B ve C'nin sonucu 1'miş. Yani B C'ye eşitmiş. Burası da logaritmanın içi tabanından daha büyükse sonuç 1'den büyüktür. Ki zaten bunu şöyle de anlayabiliriz. Logaritma 5 tabanında 10 daima logaritma 5 tabanında 5'ten büyüktür. Yani burası 1 ise demek ki logaritma 5 tabanında 10 1'den büyük olacak. Büyüktür 1 diyelim direkt. Tamam. Artık çünkü sıralayacağız ya, bizim için gerekli olan bu. Artık burada neyi görüyoruz biz? Şunu, B ile C birbirine eşitken bunlar A'dan daha küçükmüş. Yani B eşittir C, o da küçük A olacak. Cevabımız da E şıkkında verilmiş diyeceğiz. Ve devam 8. soru. Ln -5e artı 2 üzeri x eşittir 1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Düşünelim hemen. Bunun tabanı ne hocam? E. O zaman E'nin 1. kuvveti buraya eşit midir? Evet. Yani eksi 5e artı 2 üzeri x eşittir ne olacakmış? E üzeri 1'den e. Eksi 5e'yi bu tarafa gönderirsem eğer 2 üzeri x'in ne olduğunu görürüm? 6e'ye eşit olduğunu görebilirim. Tamam mı? Şimdi 2 üzeri x 6e ise ben şunu gayet iyi biliyorum. A üzeri x eşittir y ise logaritma a tabanında y eşittir x'tir. Bunu gayet iyi biliyoruz değil mi? O halde aynı mantaliteyle 2 üzeri x eşittir 6e ise ben ne yaparım? Logaritma 2 tabanında 6e eşittir x'tir diyebilirim. Tamam mı? Cevabımız da bu olacakmış. Logaritma 2 tabanında 6e, yani B şıkkında verilmiş diyeceğiz. Evet, güzel, tadında, ÖSYM'nin belki yarım tık altında, bir tık altında bir soruydu. Tamam. Devam edelim 9. sorumuzda. Fx'i vermiş, logaritma 2 tabanında x, fx kare artı f1 bölü x kare eksi f1 bölü x küp işleminin fx cinsinden eşiti soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben fonksiyonda biliyorum ki fx'in kuralı elimde ise fx kareyi bulmak için x gördüğüm yere x kare, f1 bölü x kareyi bulmak için bunu ve f1 bölü x küpü bulmak için x gördüğüm yere 1 bölü x küpü yazarım. Yani gençler fx kareyi bulacağım ya, şu an şunu yazıyorum, logaritma 2 tabanında x karedir. Şimdi şunu yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 1 bölü x kare demek x üzeri eksi 2 demektir. Şunu yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 1 bölü x küp demek x üzeri eksi 3 demektir. Şimdi diyor ki bununla bunu toplayacaksın ama bundan bunu çıkaracaksın. Yani bize sorunun cevabını bu verecek. Peki. Şimdi ben şuradaki 2'yi başa atabilirim değil mi? 2 tane logaritma 2 tabanında x. Şu eksi 2'yi de başa atarsam eksi 2 tane logaritma 2 tabanında x. Şu eksi 3'ü buraya atarsam artı 3 gelir. Artı 3 tane logaritma 2 tabanında x olacaktır. Ve dikkat et. 2 çarpı log 2 tabanında x ve 2 çarpı log 2 tabanında x. Biri artılı biri eksili, bunlar birbirini götürür. Elimizde cevaben sadece bu kalır. Yani bizden şu isteniyor. 3 çarpı logaritma 2 tabanında x fx cinsinden neye eşittir? Hocam zaten şu kısmı bana söyle, neydi bu? Fx'ti değil mi? O halde cevap nedir? 3 çarpı fx'tir. Hemen yazdım. 3 tane fx bana cevabı verir. Doğru cevap da C şıkkı olur diyebiliriz. Evet gençler, artık 10. sorumuza geçeceğiz. Sağ üst tarafta ve 10. sorumuzu çözdükten sonra videomuzun da %25'i bitmiş olacak. E üzeri 3 çarpı ln küp kök 2 artı 1 ifadesinin eşiti soruluyor. Bir kere dikkat et. Şu çok önemli. Burada mesela şöyle diyoruz ya, ln a artı b dediğim zaman burası ln a artı b değildir. Bak bu bundan farklıdır. Bu bundan farklı. Eğer parantez yoksa sadece logaritmanın yanındaki sayı logaritmanın içindedir. Ln a artı b. Burada da ln küp kök 2 artı 1 var. Tamam, buna çok ama çok dikkat ediyorsun. O halde aslında bu çeldiricili bir soru mu? Evet hocam, çeldiricili bir soru. Bak 3 var burada çarpım durumunda. Ben bu 3'ü alıp küp kök 2'nin kafasına atabilirim. Yani e üzeri yazdım. Ln küp kök 2'nin küpü var burada. Artı bir de birimiz var dışarıda. Şimdi küp kök 2'nin küpü nedir? 3'ler giderse ln 2'dir burası. Yani e üzeri ln 2 artı 1. Şimdi o zaman ben şunu şöyle yazayım. E üzeri ln 2 artı 1 nedir hocam? Ln e değil midir? Ln e 1'dir çünkü. Ve ben bunu e üzeri logaritma logaritma. İkisinde tabanı e ve toplanmış. O zaman içleri ne yapar? Çarpılır. Ln 2e yazarım. Ve burada da artık şu kuralı uygulayabilirim. E ile 2e'nin yerini değiştirebilirim. Yerler değişirse 2e üzeri ln e yapacaktır. Ln e kaçtı? 1'di hocam. 2e üzeri 1 kaçtır? Tabii ki de 2e'nin ta kendisidir. O halde cevabımız da 2e olacakmış diyebiliriz gençler. 10. soruyu da çözdük. Devam ediyoruz 11. sorumuzda. Böyle bir eşitsizlik verilmiş. Bakalım neler yapabiliriz. Logaritma 5 tabanında x-4 küçük veya eşit. Logaritma x-2 tabanında x küp eksi 6x kare artı 12x-8 demiş. Bu nedir acaba? Eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Öncelikle ben bu eşitsizlikte sol tarafa çok bir şey yapamıyorum tek başınayken. Ama sağ tarafa tek başına da olsa bir şeyler yapabilirim. Öncelikle şurası var ya, şurası. Bunun neyin açılımı olduğunu bileceğiz. Bu neyin açılımıdır biliyor musun hocam? X eksi 2'nin küpünün açılımıdır. Yani aslında bu kısım, yani şuradaki, ben sana hemen göstermek istiyorum. Şu kısım var ya hocam, şu kısım. Şunu da alalım. Onun başı kel mi? Şurası var ya hocam, işte orası aslında şuymuş. Logaritma x eksi 2 tabanında x eksi 2'nin küpünün açılıymış. Ve şuradaki 3'ü ben başa atarsam 3 çarpı logaritma x eksi 2 tabanında x eksi 2'yi verir bana. Ve böylelikle artık ben bu kısmın 1 olması gerektiğini, yani şuranın 1 olması gerektiğini ve 3 ile çarpıldığı takdirde de buranın cevabının 3 olması gerektiğini çok iyi anlarım. Artık soru değişti. Logaritma 5 tabanında x eksi 4 hala duruyor yerinde. Onda bir sıkıntı yok, şurası. Artık onun zamanı küçük veya eşittir 3. Peki tabana baktınız, taban 1'den büyük. Taban 1'den büyükse hemen şunu yapabilirsin. 5 üzeri 3 125 ya. X eksi 4 kesinlikle 5'in küpünden, yani 125'ten daha küçük veya eşittir diyeceksin. Eksi 4'ü karşıya fırlatacaksın ve x küçük veya eşittir 129 diyeceksin. Ahanda çıktı mı cevap? Bak burada çıktı gibi duruyor. Ama ondan önce farklı bir olay daha sergilememiz gerekiyor. Peki nedir bu? Hocam burada bir logaritmanın içi var. Bir de burada x eksi 2'nin küpü logaritmanın içi vardı. Yani x eksi 4 ve x eksi 2'nin küpü daima sıfırdan büyük olmalıydı. X eksi 2'nin küpü sıfırdan büyükse x 2'den büyük olmalı. X eksi 4 sıfırdan büyükse x 4'ten büyük olmalı. Kesişimleri tabii ki x'in 4'ten büyük olma durumudur. Çünkü 4'ten büyük olan her şey zaten 2'den de büyük olmuş oluyor. Yani benim kesişimim x 4'ten büyük olacakmış. Yani aynı zamanda 129'dan da küçük veya eşitti hocam. Aynen öyle. O halde ne diyeceğim? Tabii ki 4'ten açık, 129'dan kapalı olan aralıktadır. Yani cevabımız E şıkkında verilmiştir diyeceğim. Bak buraya çok dikkat et. Şunu bulur bulmaz o heyecanla gidip şunu işaretleme. Bazı öğrenciler diyor ki hocam bunlar diyor basit örnekler ya diyor. Yani basit hocam bunlar ya diyor. Biraz daha zorlasanız falan diyor. Bak ben her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Zor örnek çözülür abi, çözemez miyiz? Çözeriz yani. Sıkıntı yok ki, daha öncesinde zaten kelli felli sorular çözdüğümüzde açık. Değil mi? Ulan ben acil soru bankalarını bitiriyordum 3 ayda 4 ayda. 2 tane kitap, 432 sayfa birisi, 432 sayfa birisi. Acil çözmüş adamız yani. Bu kanalda full videolarını çekiyordum bak, soru bankalarını. Üstüne yetmiyordu, fasiküllerine üstüne yetmiyordu. Denemelerini çözüyordum ben bu kanalda. Eyvallah. Zor soru çözülür. Bunda sıkıntı yok. Zor soruyu sen de çözebilirsin. Ona da sıkıntı yok. Ama ben diyorum ki gerek yok. Yani niye gerek yok biliyor musun? Bak acil matematik bile o zor soru sorma olayından zaten vazgeçti. Yani daha tadında sorular soruluyor. Denemelerini falan görüyorsunuzdur. Amaç ne? Hocam amaç ÖSYM tarzı soru çözmektir. Sonuç olarak ÖSYM, ben öyle diyorum. Yani taşören bir firma aslında. Yani bu devlette sınavları yapan bir kurum aslında. Sınavları hazırlayan, sınavlara soru hazırlayan, bunların yönetimini yapan, organizasyonu yapan bir kurum aslında. Ve bu kurum gerçekten son yıllarda çok başarılı işler yapmaya başladı. Yaklaşık 30-40 senedir, belki de daha fazla. Belki de daha fazla. Sınav hazırlıyor arkadaşlar. Sınav yapıyor. Yani bu adamlar artık işinde usta. Ve bir tarzı var bu adamların artık. Tarzı. Tamam mı? Biz o tarzı yakalamamız lazım. Sen gidip ÖSYM tarzının dışında zor sorular çözersen yani şey mi, kafası mı var sende acaba? Dur şimdi, öyle düşünüyorsan o zaman sen şu kafadasın. Zorunu çözebiliyorsam bir tık kolayını zaten yaparım. Öyle bir şey yok hocam. Öyle bir şey yok. Hani şu aklınızdan gitsin. Ben zorunu yapabiliyorsam zaten daha kolayını yaparım. Bunu unutun arkadaşlar, bu imkansız bir olay. Çünkü aslına bakarsan senin orada soruya yaklaşımların... yanlış, bizim yanlış. İşte zor soru, kolay soru, böyle bir şey yok. Zor sorunun tarzı farklıysa eğer, sen sınava girdiğin zaman onu yapamazsın. Ya örnek veriyorum, şöyle söyleyeyim. İşte ünlü matematikçilerden birini mezardan kaldırıp ÖSYM'nin yaptığı AYT veya TYT sınavına sokun bakalım, full çekebilecek mi? Çekemez ki. Ya ünlü matematikçi diyorum ha. Çekemez ki, yapamaz ki. Çünkü onun tarzı çok farklı. Tarz farklı hocam. Yani yapsa da o kadar sürede yapamaz. Öyle söyleyeyim yani. Kısa bir süre içerisinde bunu yapamaz. Çünkü kafasının işleyiş biçimi farklıydı adamların. Ama siz tamamen sınav odaklı çalışıyorsunuz. Ve sınav haricinde bir matematiğiniz olmayacaksa, yani matematiği sadece sınav olarak, araç olarak kullanıyorsanız, o zaman bu yaptığınız çok saçma. Yani zor soru çözeyim. Yani, ne ayak yani? Hani, ne olacak ki zor soru çözünce? Hiçbir şey olmayacak. Yani sana söyleyeyim, zor soru çözersen zor soruları çözmeye alışırsın, o kadar. Sınav ayarında, sınav tarzında sorular gördüğünde gene fıttırırsın, gene yapamazsın. Dolayısıyla bizim amacımız sınav tarzı soru görmek, sınav tarzı soru çözmek. Olay bu, 2-2-4. Yani kalkıp da şey yapmayın, daha zorlarını çözelim. Hiç gerek yok. Sınav tarzı hocam en temizi. Sınav tarzı soruları çözüyorsun, iyice alıştırıyorsun kendini, sınava gidiyorsun, tak 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 yapıyorsun, çıkıyorsun. Bitti. Sonrasında istersen, çok matematik istiyorsan, çok derin matematik istiyorsan, o sonrasında dersin ki ben matematik okuyacağım ODTÜ'de, İTÜ'de, şurada burada. Ben matematik okuyacağım. İyi okuyacağım, eyvallah. O zaman zor sorular çözebilirsin. Bak ona karışmam. Tamam. Dolayısıyla taktiği iyi bilin. Bazen amacınızdan bence uzaklaşıyorsunuz. Zor soru çözmek demek, zor soru görmek demek, sınavdaki soruları yapabileceğiniz anlamına kesinlikle gelmiyor. Evet, artık devam edelim. 12. soru. Aşağıda f eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiğini vermiş bize. Ve diyor ki AB 2 birimdir. Şurası hocam, bak şurası 2 birimmiş. Tamam, güzel. F'in tersinde 5 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuraya A dersem, şurasının A artı 2 olduğunu artık biliyorum değil mi? Fonksiyonumda a demeyelim. A'yı tabanda kullanmış çünkü. A demeyelim gençler. Farklı bir isim verelim buna. X diyelim. Logaritma şuraya x dersem burası x artı 2 olur diyelim ve artık şunu yazalım. Gerçi x'i de burada kullandık ya. B diye gidelim gitsin ya. B diyelim. Yani m diyeyim al. M'ye m artı 2. Tamam. Şimdi bunun görüntüsü nerede oluşur m'nin görüntüsü? Logaritma a tabanında m. Eşittir neymiş? 1. Şimdi o zaman burada ben a üzeri 1'in m'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani m burada a'ymış. Az önce a demiştik ya. Aslında doğru söylemişiz. Burası a'ymış. Ve burası da tabii doğal olarak a artı 2'ymiş. Artık burayı da silebilirim. A artı 2. A artı 2. Şimdi ben burada bu sefer x gördüğüm yere a artı 2'yi yazınca fonksiyon 2'den geçiyormuş. Yani bu ne demek oluyor? Logaritma a tabanında a artı 2 eşittir 2'ymiş hocam. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? A'nın karesi eşittir a artı 2'dir. Çok güzel. A'nın karesi eşittir a artı 2'dir. Ve bunu sağlayan sevgili arkadaşlarım a, bunu sağlayan a kaçtır biliyor musunuz? Bunu sağlayan a. Bakalım. Hemen o tongaya düşmemizi istemiş ama düşmeyeceğim. Şöyle diyeceğim. O tongaya düşmeyeceğim gençler. Şöyle diyeceğim. A'nın karesi eksi a eksi 2 eşittir 0. Önce bu denklemi çözelim. Hepsini bu tarafa topladım. Böylelikle ben burayı a'ya a, burayı da eksi 2'ye artı 1 diye açarsam a eşittir 2 gelir. Bir de a eşittir ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Tamam güzel. Eksi 1'in olamayacağını, çünkü iki sebepten kaynaklı. Birisinde logaritmanın tabanı olamaz, negatif. İkincisinde de a zaten pozitif taraftaydı, eksi 1 olamaz. A kaçmış? 2'ymiş. Şimdi peki a 2 ise burası da 4'tür tabi. Bizden ne isteniyor? F'in tersinde 5. Şimdi hocam ben şu kısmı logaritma a'yı biliyorum ya 2 artık. Logaritma 2 tabanında x eşittir 5 ise eğer diye çözeceğim. Niye? Çünkü f'in tersinde 5 demek f fonksiyonunu 5 yapan değer demek. Değil mi? O halde ben 2 üzeri 5'in burada x'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani 2 üzeri 5 eşittir x ise x eşittir 32'dir. Ve f'in tersini 5 yapan değer de 32 olarak karşımıza çıkıyorsa cevap da E şıkkıdır diyebiliriz. Evet, artık sayfamıza uzaktan bakma zamanı. Ve arkadaşlarım gayet çalışılmış, dolu dolu bir sayfa olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. 13. sorumuzda. Temennim senin de sayfaların bu şekilde derli toplu, düzenli ve dolu doludur. 13. sorumuzdayız artık. Şimdi 2 üzeri 1 bölü 4x eksi 1 eşittir 10 üzeri 4x eksi 1 demiş bize. Bu denklemin kökler çarpımı. Şunu fark etmem gerekiyor. 4x eksi 1 var bir. Bir de bunun çarpımsal tersi var. Bak 1 bölü 4x eksi 1. Şimdi o zaman ben şu hareketi yaparak başlayacağım. 4x eksi 1. kuvvetini alacağım bu tarafın. Niye? Bu tarafı alınca çok anlamlı durmuyor ama şu tarafını alınca neden aldığımı anlıyorsun. 4x eksi 1. Şuradaki 4x eksi 1 ile buradaki bölü 4x eksi 1 birbirini götürsün diye. Bunda bunu çarptığım takdirde 1 kalır sadece. O da 2 üzeri 1'den bize 2'yi verir. Eşittir. Burası da hocam 10 üzeri 4x eksi 1'in karesi yapmış olur. Çünkü bununla bunu çarptığımızı söylemiştik. Pekala. Şimdi 10 üzeri 4x eksi 1'in karesi eşittir 2 var elimizde. Artık ben bunu şu şekilde düşünebilir miyim? Logaritma olarak. Logaritma 10 tabanında 2 eşittir 4x eksi 1'in karesidir. Böylelikle 10 üzeri 4x eksi 1'in karesi eşittir 2'yi de vermiş olur gördüğün üzere. Tamam, ben bunu bu şekilde yazabilirim. Peki madem bu şekilde yazdık biz bunu, artık şöyle diyelim. Bu 4x eksi 1'in karesi dediğim şey logaritma 2'ymiş. Sonuçta logaritma 10 tabanında 2 log 2'dir değil mi? Şimdi o halde hocam ben burada şöyle bir hareket yapsam. Madem 4x eksi 1'in karesi bu, o halde logaritma 2'nin karekökü, eşittir ya 4x eksi 1'dir ya da logaritma 2'nin karekökü, her iki tarafın karekökünü alıyorum, eşittir 1 eksi 4x'tir. Değil mi? Şimdi peki buradan x'leri çekersem neler olur? Cevabı bulmuş olurum. Şöyle ki 1 eksi 1'i karşıya gönderiyorum. 1 artı kök içinde logaritma 2 bölü 4 veya buradaki x'i bulmak için de 1 eksi logaritma 2'nin karekökü, hemen şurayı şöyle yazalım. Logaritma 2'nin karekökü bölü 4 diyebilirim. X ya budur ya da budur. İkisinin çarpımı istenmiş. Ben bu ikisini çarparsam bak 1 artı kök log 2, 1 eksi kök log 2. Bunlar bir artılı bir eksili olduğuna göre 2 kare farkı yaparım çarparken. Demek ki 1'in karesinden ben log 2'nin karesini önce çıkaracağım. 2 kare farkı yaptım. Bölü 4 kere 4'te 16'yı verecek bana. Burasına gelir 1 eksi logaritma 2'dir. Bölü 16. Şimdi cevaplara baktığı zaman böyle ifadeler yok. Ama sen akıllılık edip buradaki 1'i 10 tabanında şu şekilde log 10 diye yazabilirsin. Eksi log 2 dersin. Bölü 16 dersin. Bu da log 10'dan log 2'yi çıkarırsan, logaritmanın tabanları aynı olduğu için içlerini bölersin. Onu 2'ye böldün, log 5. Demek ki log 5 bölü 16 bana cevabı verilmiş. O halde doğru cevabımız da D şıkkı olur diyeceğiz gençler. Ve devam. 14. soru. Şimdi uygun aralıklarda tanımlı f fonksiyonu. Bunu trigonometri kısmında da gördünüz daha öncesinde. Benim bir yöntemim var, o yöntemle yapacağım. Size öğrettiğim bir yöntem var, o yöntemle yapacağım bu fonksiyonun tersini almayı. O yüzden beni iyi dinle. Bu fonksiyonun tersini bul demiş. Hangi fonksiyonun? Şuradaki. Şimdi ben ne diyordum o yöntemde? Önce x'e uygulanan işlemleri adım adım yazacaksın güzel kardeşim. Birinci işlem. X'in burada karesini almış. Kare al. İkinci işlem. Eksiyle çarpmış. Tamam. Eksi 1 ile çarp dedim. Daha sonrasında 3. Burada ne yapmış? 1 eklemiş. 1 ekle dedim. Dördüncü işlem. Hocam e tabanında logaritma almış. E tabanında log almış. Tamam. Beşinci işlem. E tabanında log almamış. E tabanında üs almış. Logaritma almamış çünkü. E tabanında üs almış. 5. 2 ile çarpmış. 2 ile çarpmış. Ve son olarak 6. işlem 3 çıkarmış. Tamam, artık bitti. Ben ne yapacağım şimdi? Tersten başlayacağım. Terse doğru gideceğim. Ve bütün işlemlerin de anti işlemlerini uygulayacağım. Yani 3 çıkar demişti ya. Ben artık x'e 3 ekleyeceğim. 2 ile çarp demişti ya. Bunu 2'ye böleceğim. E tabanında üs al demişti. Ben e tabanında logaritmasını alacağım. Elenini alacağım yani. 1 ekle demişti. 1 çıkaracağım. Eksi 1 ile çarp demişti. Eksi 1'e böleceğim. Eksi 1'e bölmek demekle bunun eksilisini almak demek aynı şeydir. Dolayısıyla 1 eksi elen x artı 3 bölü 2 yazacağım. Eksiyle çarptım yani. Ve karesini al demişti. Ben ne yapacağım? Kare kökünü alacağım. Ve artık fonksiyonumun tersi hazırdır diyebileceğim. İşte fonksiyonun tersi 1 eksi elen x artı 3 bölü 2'nin kare köküymüş. Yani cevap A şıkkında verilmiş sevgili gençler. Bu şekilde basitçe fonksiyonun tersini alabilirsin. Shorts videolarında gösterdim bunu sana. Bazı konu anlatım videolarında gösterdim. Hatta bu şekilde çektiğim, yani bu şekilde çözdüğüm ters fonksiyon soruları bu kanalda en az 50 tane vardır yani. Görmediysen de şimdi gördün ve lütfen uygulamasını mutlaka yap. 15. Elen kare A'dan elen kare B'yi çıkarmış ve 64 bulmuş. Logaritma 4 tabanında AB çarpı logaritma 4 tabanında A bölü B ifadesinde eşit soruluyor. Şimdi öncelikle ben şuradaki iki kare farkını görüyorum değil mi? Elen A'nın karesi ve elen B'nin karesi. Dolayısıyla ben buraya iki kare farkından kaynaklı şu şekilde yazabilirim. Elen A artı elen B çarpı elen A eksi elen B yazarım değil mi? Şimdi bunları yazıyorsam eğer şurası nedir? Elen, logaritmaların tabanları aynı ve E. Dolayısıyla içleri çarpılır. Elen A kere B çarpı elen, logaritmalar çıkarıyorsa içler bölünür. A bölü B yazarım. Eşittir 64'müş. Şimdi burada da bana benzer bir şey soruyor. Bak 4 tabanında A kere B, A kere B. 4 tabanında A bölü B, A bölü B. Yalnız buradakiler E tabanındaydı. Buradakiler 4 tabanında. Şimdi ben bunu buna nasıl çeviririm? Eğer kafayı buraya yorarsan soruyu çıkaramazsın, çözemezsin. Şöyle yapacaksın. Şuradaki logaritma 4 tabanında A kere B var ya ve şuradaki logaritma 4 tabanında A bölü B. Bunları şu şekilde ifade edeceksin. E tabanına getireceksin. Yani buradaki logaritma 4 tabanında AB'yi elen A kere B bölü elen 4 biçiminde ifade edebilirsin. Yanındakini de o zaman elen A bölü B bölü elen 4 biçiminde ifade edebilirsin. Yani bize bu çarpım mı soruluyor? Şimdi dikkat et üst tarafa. Elen AB çarpı elen A bölü B. Ben zaten elen AB çarpı elen A bölü B'nin 64 olduğunu biliyorum. Yani üst taraf 64'müş. Alt tarafta hocam elen 4'ün karesidir. Değil mi? Şimdi 64 de 8'in karesi olduğu için 8'in karesi bölü elen 4'ün karesi yazdım ben buraya. Tek kare parantezini alırım. Yani 8 bölü elen 4'ün karesi diyebilirim. Bu da bana cevabı verir. Doğru mu? Cevap D şıkkında verilmiştir. Bak tersten tek hamleyle çıkıyor. Ama düz bir şekilde şunu şuna benzetmeye çalışsaydım vay haline. Tamam. Bak bir şey daha öğrenmiş oldun. Yeri geldiği zaman, gerektiği zaman tersten de ilerleyebilirmişsin. Bir şey daha öğrenmiş oldun. Lütfen bir daha kaçırma. 16. örneğimiz. pozitif reel sayılarda bu şekilde bir işlem tanımlanmış. Bu işlem şurada A şurada B olduğu takdirde 2 çarpı ln 2a eksi b eksi 2 ln a'ya eşitmiş. Şimdi x'e e ln 4'e eşitse x değeri hangisiyle eşittir diye soruluyor. Şimdi x'e e'yi ben şuradaki kuralı uygulayabilirsem eğer, nasıldı o kural? Şöyle gösterelim. X'e e eşittir 2 çarpı ln 2x eksi e eksi 2 tane ln x diyeceğim. Doğru mu? Bu da neye eşitmiş? Ln 4'e eşitmiş. Güzel. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam. Kuralı uyguladım. Artık hocam şu 2'yi, bu 2'yi bunun kafasına atsam. Şuradaki 2 var ya, onu da tutup bunun kafasına atamaz mıyım? Atarım. Artık şunu biliyorum ki ln 2x eksi e'nin karesi eksi ln x kare eşittir ln 4 yapar mı? Yapar. Daha sonrasında logaritmaların tabanları e olduğunu görüyorsun. Tabanlar e ve çıkarıldıysa içlerini ben bölebilirim. Böldüğüm takdirde de şöyle bir şey gelir elime. Ln 2x eksi e bölü x'in karesi gelir. Tamam, eşittir ln 4 olur mu? Olur. Şimdi iki tarafta da bunların ln'i alındığına göre demek ki bunların içleri eşit olacak. Yani 2x eksi e bölü x'in karesi eşittir 4 diyeceğim. Şimdi sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuştu. Gel güzel kardeşim, şöyle bir şey yapalım. Ben bunun karesini açacak olursam 4x kare eksi 4ex artı e'nin karesi bölü x kare eşittir 4 gelir mi? Gelir. X kareyi aldım, 4'ün tarafına fırlattım. 4x kare eksi 4ex artı e'nin karesi eşittir 4x kare gelir. Buradaki 4x karelere bay bay diyeceğiz. Her iki tarafta da var çünkü. O halde bu neye eşitmiş? Sıfıra. Yani e kare eşittir 4e'ye eşit miymiş? Eşitmiş. E'ler pozitif sayılar olduğu için bunu ve bunun bir tanesini götürdüm. 4x eşittir e miymiş? O zaman x kaçtır hocam? E bölü 4'ün ta kendisidir. Yani cevabımız e bölü 4. Yani cevap C şıkkıymış. Göremedim ha. Bak, bulduğum sonucu da göremedim şıklarda. Doğru cevap E bölü 4 olacakmış sevgili gençler. Ne yaptık? Bir daha şöyle bir baştan bakalım. Dedik ki hocam şurada şu işlemi bana tanımlamıştı ya, tanımı buydu. Ben onu şuna uyarladım. Yani A gördüğüm yere X ve B gördüğüm yere E yazdım. Ondan sonra elimde şöyle bir denklem oluştu. İkileri başa attım. Sonra logaritmalar çıkarılıyorsa içleri bölünüyordur dedim. Böldüm. Karesi olduğu için ikisinin de tam karesini şu şekilde aldım. Ve bu da ln 4'e eşit olduğuna göre demek ki dedim şuradaki ifade şu 4'e eşitmiş dedim. Bunu dedikten sonra geri kalanı zaten denklem çözmeydi. 4x karelerin gitmesi de benim işime geldi açıkçası. Ve devam ediyorum. Yukarıdaki sorumuzda çözdük. Şu an 16'yı çözdük. 17'deyiz arkadaşlarım. Bir yerleşim yerinin nüfusunun farklı zaman aralıklarındaki artış azalışını veren formül 20.000 çarpı e üzeri a çarpı t eksi t0 olarak verilmiş bize. N nüfustaki değişim T0 referans yılı, T hesaplanan yıl ve A'da sabit sayı olmak üzere 2013 yılından 2023 yılına kadar geçen sürede demiş. Şimdi hesapladığımız yıl 2023, referans yılımızda 2013, 2013'e göre değişimine bakıyoruz. Sabit sayı onu bilmiyoruz. Nüfustaki değişimde bak, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Eryaman mahallesinde nüfus 200.000 artmış. O halde burası da 200.000 olacak. Şimdi A sabiti hangisidir diye soruluyor. N dediğimiz şeyin 200.000 olduğunu bulduk. Yazdığım yerine 200.000 eşittir 20.000 çarpı, formüldeki 20.000 bu, çarpı E üzeri A çarpı 2023'ten 2013'ü çıkaracağım, o da 10 gelecek. Şimdi A soruluyor ya bize burada. Şuradakini ben 20.000'e böldüm. 20.000'e böldüm, burası 10 geldi. Demek ki 10 eşittir E üzeri 10A'ymış. Artık logaritmanın tanımından logaritma e tabanında 10 eşittir 10a yazabilirim. Ve a'yı bulabilmek için de her iki tarafı 10'a bölerim. Yani logaritma e tabanında 10 ln 10 demek ya. Ln 10 bölü 10 eşittir a'ymış. Buradan da ben bunu 1 bölü 10 çarpı ln 10 biçiminde yazacak olursam ve burada gördüğüm 1 bölü 10'u onun kafasına atarsam ln 10. dereceden kök içinde 10 eşittir a yazabilirim. A kaçmış? Elen 10. dereceden kök içinde 10'muş. Yani cevap E şıkkında verilmiş gençler. Artık sayfamıza uzaktan bakma zamanıdır. Ve güzel bir sayfa olduğunu yine söyleyebiliriz. Sorular gayet kaliteliydi. Sorular gayet güzeldi. Çözümlerini de o şekilde güzel yapmaya gayret gösteriyorum. Sen anla diye detaylı yapmaya gayret gösteriyorum. Umarım anlıyorsundur. Geçelim 18'e. X, Y, Z, T 4 basamaklı bir sayı olmak üzere. Logaritma X, Y virgül Z, T eşittir 1,7625 olduğuna göre... Logaritma 100 bölü x, y, z, t eksi 0,2375 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben şu kısmın logaritma x, y, z, t ya. Bunu ben logaritma x, y, z, t bölü 100 olarak yazabilirim. Çünkü bunu 100'e böldüğüm takdirde x, y virgül z, t gelir. Bu da 1,7625'miş bak, tamam mı? Şimdi bu ne demek hocam? Logaritma x, y, z, t eksi logaritma 100 demek. Değil mi? Logaritma 100'ün de aslına bakarsan hiçbir şey yapmayalım. Bu şekilde kalsın. Bu neymiş? 1,7625'miş değil mi? Şimdi şuraya bakacak olursak logaritma 100 bölü x, y, z, t var. Bu da hocam şu demektir. Logaritma 100 eksi logaritma x, y, z, t demek. Doğru mu? Doğru. Çünkü çıkarıldığı zaman içleri bölünüyordu. Ve bundan da 0,2375'i çıkar demiş. Şimdi hocam bak. Log x, y, z, t eksi log 100. Buysa log 100 eksi log x, y, z, t bunun eksilisidir. Doğru mu? Doğru. Yani eksi 1,7625 eksi 0,2375 soruluyor bize. Ben bunu eksi parantezine alırsam bir kere 1,7625'e 0,2375 ekleyip eksilisini bulabilirim. Şimdi bununla bunu toplarsam bak. 5 ile 5'i topladım 10. 10'un 0 elde var 1. 2 ile 7'yi topladım 9. Bir de elde vardı 10. 10'un 0 elde var 1. 6 ile 3'ü topladım 9. Bir de elde vardı 10. 10'un 0 elde var 1. 7 ile 2'yi topladım 9. Bir de elde 10 elde var 1. O 1'i de şunun kafasına eklerim 2. Yani önüne de eksiyi koydum. Eksi 2,0 ne demektir? Eksi 2'nin ta kendisidir. O halde cevabımız da tabii ki E şıkkı olacaktır diyebiliriz gençler. 18'de çözdük mü? Çözdük hocam. Ve devam ediyorum artık 19. soruyla. A bir reel sayı olmak üzere. X 7 üzeri 5 sinüs 2A, Y de 7 üzeri 4 kosinüs 2A eşitlikleri veriliyor. Buna göre 16 çarpı logaritma 7 tabanında x'in karesi artı 25 çarpı logaritma y tabanında 7 tabanında y'nin karesi ifadesinin eşiti soruluyor. Şimdi ben şurada 7 üzeri 5 çarpı sinüs 2a'ya eşitmiş ya. Ben bunu logaritmik biçimde şöyle yazabilir miyim? Logaritma 7 tabanında x eşittir 5 çarpı sinüs 2a. Vallahi yazarım. Sonuç olarak 7 üzeri 5 çarpı sinüs 2a x'e eşit değil miydi? Evet, o zaman ben bunu bu şekilde yazarım abi, kimse karışamaz. Peki o zaman şunu da şöyle yazalım mı hocam? Logaritma 7 tabanında y eşittir 4 çarpı kosinüs 2a. Bunu da bu şekilde yazarım değil mi? Tamam, burada bak ne demiş? Logaritma 7 tabanında x, yani şu, bunun karesini al demiş. Şimdi ben bir yazayım soruyu oraya baştan. 16 çarpı şunun karesi, yani buranın karesi. 25 çarpı sin kare 2a ve artı 25 çarpı log 7 tabanında y'nin karesi. Bak, yani şunun karesi. 16 çarpı cos kare 2a yazdım. Şimdi hocam burada 16 kere 25, burada 25 kere 16 var. 25 kere 16, 16 kere 25 400 yapar. O zaman 400 parantezini alırsam ben burayı, bir sin kare 2a'mız bir de cos kare 2a'mız gelir. Ki sin kare ile cos karenin toplamı içerideki açı ne olursa olsun daima neydi? 1'di. Demek ki burası 1'miş. 400 kere 1'den de doğru cevabın 400 olması gerektiğini adımız gibi söyleyebilirmişiz. Emin bir şekilde. Evet, 19'da çözdük mü gençler? Bak, gayet tatlı, gayet pratik, gayet güzel çözümler ve sorular. Lütfen sevgili arkadaşlarım, bu seriden haberi olmayan arkadaşlarımıza da bu haberleri gönderelim. Ama rakip elemek gibi düşünmeyin ya. Biçmiş mi vicdanınız yok gençler? Ve ben rakip eliyorum, o yüzden sizi kimseye söylemem demeyin ya lütfen. Hani gönderin arkadaşlar. Sonuç olarak gönderdiğiniz arkadaşınız, yani sen tıp istiyorsan ve bunun için çalışıyorsan senin nasibin oradadır zaten. O adam da diş hekimliği istiyordur, onun da nasibi orada zaten. Yani hani Kimsenin başarısına engel olmayın gençler lütfen. Devam. 20. soru. Artık bu soruyu da çözdükten sonra videomuz yarılanacak. Kampımızın logaritma videosu yarılanacak sevgili arkadaşlar. Aşağıda y eşittir lnx eğrisinin ve y eşittir kx doğrusunun grafikleri verilmiş bize. A içinde bulunduğu kapalı bölgenin alanı ve sarıya boyalı bölgenin alanı 2 birim kareymiş. Şimdi sarıya boyalı bölgenin alanı yani şurası 2 birim kare. Tamam. Şimdi şuradaki A alanını bilmiyoruz, bu alan. Burası da 2 birim kareydi, bunu unutmayalım. Ve bizden istenen de buradaki A ile küçük A ile K'nın çarpımı. K şuradaki K, küçük A da buradaki küçük A, tamam mı? Peki. Şimdi ben buranın lnx eğrisi olduğunu biliyorum ya. A'yı yerine yazarsam ln A, bak ne gelmiş A için? Hop 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 yukarı çıktım. Buraya doğru döndüm. Ne gelmiş? 2 gelmiş. Demek ki ln A kaçmış? 2. O zaman burası E ise. Şurası 2. E'ye benzedi orası. 2 yazdım ama E'ye benzedi. Kusura bakmayın. Ln A eşittir 2 ise E üzeri 2 eşittir A'dır. Yani A'nın kaç olduğunu bulduk? E kare olduğunu bulduk. Burası neymiş? E kareymiş arkadaşlar. Hemen orayı silelim. A'yı buradan cortlattık. Buraya E kare dedik. Tamam. Burada bir sıkıntımız yok herhalde. Şimdi buranın da Kx olduğunu biliyorum ya. Aynı zamanda ben E kareyi doğruda da yerine yazınca cevap 2 gelir. Yani o zaman K çarpı E'nin karesi eşittir 2 olur. K'yı merak ediyorum. K eşittir 2 bölü E karedir o halde. K'yı da buldum. 2 bölü E kare. Şimdi bana alan lazım. Alanı bulmak için de şuradaki mavi ve sarı bölgenin alanını komple bulayım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmam lazım. Tabanımız E kare zaten, yüksekliğimiz de 2. Taban E kare çarpı yükseklik 2 bölü 2. Değil mi? İkiler gitti. Alan neymiş? E kare aslında. Şimdi alan A artı 2 olan alan E kare. A artı 2 eşittir. E kare ise A kaçtır? Bu da E kare eksi 2'dir. Şimdi bak A E kare eksi 2 ise artı A'yı ne bulduk? E kare bulmuştuk. K'yı ne buldum? 2 bölü E kare buldum. E kareler gitti. Eksi 2'ye artı 2 ekledim. 0 oldu. Cevabımız ne geldi? E karenin ta kendisi. Yani cevap A şıkkıymış gençler. Güzel soruydu. Tam anlamıyla ÖSYM tarzı soruydu. Dedik ve artık videomuzun yarısı bitti. 21. sorumuza doğru akıyoruz gençler. Şimdi x, y'den farklı olmak üzere logaritma x tabanında 6y, logaritma y tabanında 6x'e eşit ve logaritma x, y tabanında 216 soruluyor bana. Ne yapabilirim? Şimdi hocam buradaki x ile y'nin çarpımını tabanda elde edebilmek inanılmaz derecede zor. İnanılmaz derecede zor. Bildiğimiz logaritma kurallarıyla bunu yapabilmek de biraz imkansız. Ama uzun uzadıya yollardan deneyebiliriz. Şimdi ben öncelikle şu ikisindeki logaritmik ifadeleri tek bir taban haline getireyim ve bu taban 6 olsun. Yani hocam logaritma 6 tabanında 6y bölü logaritma 6 tabanında x yazmak istiyorum burayı. Şu kısmı. Eşittir. Bak x 6y x 6y. İkisini de 6 tabanında yazdım. Burayı da logaritma 6 tabanında 6x bölü logaritma 6 tabanında y biçiminde yazarım. Şimdi şu üst taraftaki ve şuradaki üst taraftaki ifadeler ve pay kısmındakiler. İçeride 6y ve 6x var. Bunlar içeride çarpıldıysa dışarıda toplanmıştır. O halde diyorum ki logaritma 6 tabanında 6 artı logaritma 6 tabanında y bölü logaritma 6 tabanında x dedim. Eşittir. Sağ üst tarafta logaritma 6 tabanında 6 artı logaritma 6 tabanında x bölü logaritma 6 tabanında y dedim. Şimdi burada logaritma 6 tabanında 6'lar biraz huzursuz ediyor beni. Çünkü onlar 1. O halde ben bunları sileyim buradan ve onları gördüğüm yere de 1 yazayım. Yani şu şekilde 1 ve 1 olsun. 1 artı logaritma 6 tabanında y ve 1 artı logaritma 6 tabanında x olsun. Ve artık tabii içimizden bas bas bağırıyor iç sesimiz. İçler dışlar çarpımı yap diye yapalım o zaman biz de, ne yapalım? Şimdi 1 ile şunu çarptım. Logaritma 6 tabanında y ve artı logaritma 6 tabanında y'nin hop karesi oldu. Bak şununla şunu çarparsam logaritma 6 tabanında y'nin karesi gelir. Eşittir diyorum. Şununla 1'i çarparsam logaritma 6 tabanında x gelir. Artı şununla şunu çarparsam logaritma 6 tabanında x'in karesi gelecektir. Doğru mu? Güzel. Şimdi hocam şöyle bir şey yapalım mı? Ben şunu şu tarafa göndereyim, bunu da alıp bu tarafa göndereyim. Yani logaritma 6 tabanında y'nin karesi eksi logaritma 6 tabanında x'in karesi dedim eşittir logaritma 6 tabanında x eksi logaritma 6 tabanında y olsun. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok herhalde. Şuradaki iki kare farkını görebiliyorsun. Bu iki kare farkı yardımıyla ben bunu şu şekilde yazabilirim. Logaritma 6 tabanında y eksi logaritma 6 tabanında x çarpı logaritma 6 tabanında y artı logaritma 6 tabanında x eşittir logaritma 6 tabanında x eksi logaritma 6 tabanında y geldi. Tabi sen görmedin o kısmı, değil mi? Görmediğin için ben bunu buradan koparacağım, şuraya taşıyacağım şu şekilde. Tamam, şimdi gördüm. Bak, bunu bu şekilde ben bunu buna eşittir diye yazdım. Tamam. Pekala. Şu kısımda 6 tabanında x eksi logaritma 6 tabanında y demiştik ya. Bir bakalım, burada bir şeyimiz mi var? İki defa mı yazmışım ben orayı? Şunu şöyle çekelim bir daha. Logaritma 6 tabanında x eksi logaritma 6 tabanında y'ye eşitti. Tamam. Bu buna eşitti ya, bak. Unutma. Şurası şuna eşitti. Tamam. Ben şimdi diyorum ki bu da buna eşittir demiştim. Onu aldım. Şu şekilde aşağı doğru taşıdım. Alt tarafına getirirsem şöyle eşittiri. Tamam, şimdi daha anlamlı oldu senin için. Şurada sarıyla gösterdiğim yer şuraya. Burada sarıyla gösterdiğim yer buraya eşit. Tamam mı güzel kardeşim? Güzel, anlaştık. Her iki tarafta logaritma 6 tabanında x eksi logaritma 6 tabanında y var. Ama eksilisi. Şimdi o halde ben şunla şunu götürürüm. Tamam, çarpım durumunda. Hocam ya sıfırsa? Ya sıfırsa olamaz. Çünkü x y'den farklı. O halde bunlar birbirinden farklı olacak ve götürebilirim. Bu bunun eksilisi olduğu için burada eksi 1 kalır. Şimdi şurası logaritma 6 tabanında y artı logaritma 6 tabanında x ya. Toplandıysa işlerini çarparım. Eşittir eksi 1'miş. Şimdi 6 üzeri eksi 1 x kere y'ye eşittir. X kere y neymiş? 6 üzeri eksi 1, yani 1 bölü 6'ymış. Ya da 6 üzeri eksi 1, hangisi işimize gelirse. Benden istenen buydu. Yani logaritma x y tabanında. X y neydi? 6 üzeri eksi 1. 6 üzeri eksi 1 tabanında 216. 216 neydi? 6'nın küpü. Çok güzel bir soru, bitti. 3'ü başa attım. 3. Eksi 1'i başa attım. Bölü eksi 1. Çarpı logaritma 6 tabanında 6. 6 tabanında 6 1'di. Cevap neymiş? Eksi 3'ün ta kendisi, yani cevap B şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Nasıl soruydu ama? Lütfen yoruma yazar mısınız? 21. soru hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Nasıl soruydu? Evet, 22. sorumuzdayız artık. X üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 128x. Bir şey var. O şey beni korkutuyor. Hocam ben x ile x'in yerini değiştiririm ama aynı şey çıkıyor. Gençler, bu tarz durumlarda sakin kalıyoruz. Peki hocam nasıl yapmamız gerekiyor? Şöyle. Burada logaritma 2 tabanında x var ya, bu sana ilham olacak ve diyeceksin ki ben her iki tarafın 2 tabanında logaritmasını alacağım. Nasıl yani? Şu şekilde. Logaritma 2 tabanında x üzeri logaritma 2 tabanında x dedim. Eşittir logaritma 2 tabanında 128x dedim. Tamam, her iki tarafın 2 tabanında logaritmasını aldım, bak gördün mü? Aslına bakarsan şu ikisi birbirine eşitti. Bu ikisi soruda birbirine eşitti. Ben her iki tarafın 2 tabanında logaritmasını almış oldum. Böylelikle eşitliği bozmadım. Şimdi şurası artık logaritmanın içi ya, x. Bunun üssü var. Ben bu üssü başa atabilirim. Yani logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir logaritma 2 tabanında, bak şu 128'i logaritma 2 tabanında 128 artı logaritma 2 tabanında x biçimde yazabilirim. Sonuçta çarpılmış burası. Ben dışarıda topladım. Logaritma 2 tabanında 128 7 idi. Şurası da logaritma 2 tabanında x zaten. Burada da logaritma 2 tabanında x'in karesi var. Mükemmel. Logaritma 2 tabanında x'in karesi. Hepsini sol tarafa topluyorum. Eksi logaritma 2 tabanında x eksi 7 eşittir 0. Güzel. Ne soruluyor bana? x1 ile x2'nin çarpımı, yani köklerin çarpımı soruluyor. Ama şimdi ben burada logaritmik olarak açacağım için burayı, yani logaritma 2 tabanında x logaritma 2 tabanında x, bu taraf açılmıyor zaten ama bulacağım sonuçlar hep logaritma 2 tabanında x1 ve logaritma 2 tabanında x2 olacak. Buradan gelen kökler. Şimdi aslına bakarsanız burası şöyle logaritma 2 tabanında x'in olduğu için, x olduğu için benim bulacağım kökler şunlardır. logaritma 2 tabanında x1 ve logaritma 2 tabanında x2'yi bulurum ben. Şimdi benden kökler çarpımı isteniyor ya. Ben bu kökleri çarpabilmek için, x1 ile x2'yi çarpmak için bunları toplarsam eğer logaritma 2 tabanında x1 çarpı x2'yi elde edebilirim ki ben burada logaritma 2 tabanında x1 ile logaritma 2 tabanında x2'yi topluyorsam aslında buradaki denklemimin kökler toplamını bulmuş olurum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü 1'den 1 gelir. Ve logaritma 2 tabanında x1 çarpı x2 1'dir. Artık şunu yapacağım. 2'nin birinci kuvveti bana x1 çarpı x2'yi verir. Yani cevabımız neymiş? 2'nin ta kendisi. Umarım anlatabilmişimdir. Şu kısımda eğer bir karışıklık yaşadıysan şunu yapabilirsin. Buraya a dersin. A'nın karesi. Buraya da a dersin. A kare eksi a eksi 7 dersin eşittir 0. Buradan kökler toplamını bulursan eğer, yani a1 artı a2. A dediğin şey logaritma 2 tabanında x 1'di. Yani x diyelim. Tamam mı? E şimdi ben buradan kökler toplamını, yani a1 artı a2'yi elde edersem 1 gelir. E bunların toplamı neymiş? 1 olacakmış. Değil mi? E bunların toplamı 1 ise bir tanesine artık bunu diyeceksin. Gene diğerine logaritma 2 tabanında x2 diyeceksin. Tamam, yani gene direkt olarak ben sana kısa yolunu gösterdim. Buradan dedim ki böyle dolama, direkt dikine git dedim. Tamam, olay bu. 22'yi de çözdüm. Şimdi neredeyim? 23'te. Artık 23. sorumuzu çözmeye başlayabiliriz. 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 1 var. Ben bunu şu şekilde ifade eder miyim? 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 1 demişti. Çarpı 2 üzeri 1 desem. Yani şu şekilde. Böylelikle üstler toplamından ln x artı 1'in geldiğini görürüz değil mi? O zaman 6 çarpı 2 üzeri ln x çarpı 2 dedim ben buraya. Artı 6 çarpı 2 üzeri ln x. Bak burada da eksi 1 var ya, demek ki bölünmüş. Bölü 2 dedim. Eksi 7 çarpı 2 üzeri ln x dedim. Eşittir neymiş? 1. Şimdi hocam burada 2 üzeri ln x var. Burada var. Bir de burada var. Şimdi burada kaç tane? 6 kere 2 12 tane. 12 tane 2 üzeri ln x. Artı 6'yı 2'ye böldüm. Burada 3 tane varmış. 3 tane 2 üzeri ln x. Ve eksi 7 tane 2 üzeri ln x. Eşittir 1. Şimdi daha kolay bak. Şimdi daha kolay. 2 üzeri ln x'ler burada. Katsayıları da zaten belli. O halde ben burada 12 tane varmış. Burada 3 tane etti 15. 7 çıkardım. 8 tane 2 üzeri ln x dedim. Eşittir 1 ise 2 üzeri ln x 1 bölü 8. 1 bölü 8 ne? 2 üzeri eksi 3. Ooo müthiş. Bak 2. Bak 2 demek ki bunun kuvvetleri olan ln x ve eksi 3 birbirine eşitmiş. O halde yazıyorum artık. Ln x eşittir eksi 3. Bunun tabanı neydi hocam? E idi. E'nin eksi 3. kuvveti x'i verecek bana. Yani x neymiş? E üzeri eksi 3. Şıklarda yok ama e üzeri eksi 3'ü ben 1 bölü e küp olarak yazmayı biliyorum. Cevabım C şıkkı olacakmış dedim. Geçtim 24'e. 2 üzeri ln x bölü 2 üzeri ln 10 üzeri logaritma e ifadesinin eşiti hangisidir diye soruluyor. Şimdi tabanları bunların eşit mi şu ikilerin? Üssü sayılardan üstleri tabanlara eşit olanları bölersem üstlerini çıkarıyordum değil mi? O zaman ben bunu şu şekilde yazayım. 2 üzeri bak ln x eksi ln 10 diye yazdım ve bunun da logaritma 10 tabanında n'inci kuvveti yazdım. Şimdi dikkat et. Burada logaritmalar eşit. 2'nin üstündeki logaritmaların tabanları eşit ve çıkarılmış. Yani ben içlerini bölerim diyeceğim. 2 üzeri ln, şimdi açtım parantezi, ln x bölü ln 10 yazarım. İçlerini böldüm. Bak içi, bak içi böldüm. Tamam mı? Bunun da gençler logaritma n'inci kuvveti var. Unutmayın onu. Eşittir diyorum. Şimdi dikkat et. 2 üzeri ln, hocam ln x bölü ln 10 ikisi de e tabanında olduğu için taban değiştirebilirim, 10 tabanında x yazarım, yani logaritma x yazarım ben buraya. Bunun da logaritma e'ninci kuvveti var. Şimdi üstlerini çarparak yazacaktım ya, 2 üzeri, yani burada üssün üssü olduğu için çarpılır. Logaritma e yazıyorum şuna, logaritma e tabanı yazıyorum. Logaritma e tabanında logaritma x çarpı logaritma 10 tabanında e var. Doğru mu? Doğru. Şimdi dikkat et. Bunun içiyle bunun tabanı eşit olduğu için artık ben bunları götürüp 2 üzeri 10 tabanında logaritma 10 tabanında logaritma x diye yazabilirim. Burada da şıklarda yok. Bayağı sade bir şey çıktı ama şıklarda yok. Ne yapacağız? 2 ile bu logaritmanın içini yer değiştireceğim. Yani logaritma x üzeri logaritma 10 tabanındaki logaritma 2'dir. Log x üzeri log 2 bana cevabı verir. Cevap da D şıkkıdır deriz. Evet, 24'ü de çözdük gençler, artık 16 tane sorumuz kaldı. Videonun sonuna, dersin sonuna sabredin, sıkın dişinizi, birbirinden güzel sorular sizi bekliyor. Şimdi birden farklı x, y, z pozitif gerçel sayıları için logaritma x tabanında y 1 bölü 4 ve logaritma x tabanında z'de 4'müş. Logaritma y tabanında y üzeri 4 bölü zx sorulmuş. Ben bunu şu şekilde yazarım. Logaritma y tabanında y üzeri 4. Şimdi burada bölünmüş ya. O zaman dışarıda çıkarılmıştır derim. Açtım parantezimi. Logaritma y tabanında x çarpı z olur burası da. Tamam mı? Hatta ve hatta şunlar da çarpılmış ya hani x ile z. O zaman ben burayı şu 4'ü başa atarsam log y tabanında y de 1'dir. Demek ki burası 4 olacak. 4 eksi açtım parantezimi. Logaritma y tabanında x eksi logaritma y tabanında z derim abi. Tamam. Şimdi bak olaya. İyi izle beni. Logaritma x tabanında y'nin 1 bölü 4 olduğunu biliyor isem logaritma y tabanında x'in de 4 olması gerektiğini bilirim. Ters çevirdim. Yani şurası kaçmış hocam? 4. Güzel. Bir de logaritma y tabanında z var. Şimdi bu biraz sıkıntı gibi değil mi? Ama şöyle düşünebilirim bak. Logaritma x tabanında y'nin 1 bölü 4 olduğunu biliyorum ya. Şu nedir? Logaritma z tabanında x diye yazarsam, yazmak istersem bu da 1 bölü 4 mü olur? Şimdi bu ikisini çarparsam eğer logaritma x tabanında y çarpı logaritma z tabanında x eşittir 1 bölü 16'yı verir bana. Değil mi? Hocam buradaki x logaritmanın içi, buradaki x logaritmanın tabanı, bunlar birbirini götürür. Z tabanında y kalır. Yani logaritma z tabanında y eşittir bize neyi veriyormuş? 1 bölü 16'yı veriyormuş. Bana ne lazım? Logaritma y tabanında z. Bu 1 bölü 16 ise bu da 16'dır. 4'ten 16'yı çıkardın. Eksi 12 yaptı. Bir de burada 4 var. Eksi var. Eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. 4 artı 12 bana 16'yı verdi. Demek ki cevabım B şıkkı olacakmış gençler. Gerçekten çok şık soruydu. Soruya başlamak sıkıntı. Soruya nasıl başlayacağını görebilmek sıkıntı. Ben soruya nasıl başladım? Direkt sorunun, yani ifadenin bana ne sorulmuş bu. Direkt buradan başladım. Üst tarafta hiçbir işlem yapmadan. Ki genelde de logaritmada bu şekilde oluyor. Sen de dikkat etmişsindir zaten. Devam edelim 26 ile. 5 üzeri x'i vermiş. 7 üzeri y'yi vermiş. X kere y soruluyor bana. Düşünelim hocam. Yani düşünmekten zarar gelmez değil mi? Şöyle bir şeyler yapsak acaba neler olur? X kere y soruluyordu bana. X'i yalnız bırakabilir miyim? Logaritma 5 tabanında 1 bölü 2 bana x'i verir. Y'yi yalnız bırakabilir miyim? Logaritma 7 tabanında 1 bölü 25 bana y'yi verir. Güzel. X ile y bu. Yalnız kaldılar yani değil mi? Şimdi o zaman ben bunu şu şekilde yazayım. Şu 1 bölü 2 var ya. Bu 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'dir aslında. Buradaki 1 bölü 25 de aslında 5 üzeri eksi 2'dir. Yani ben bunu şu şekilde yazarsam. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri eksi 1. Bu da eksi logaritma 5 tabanında 2'nin ta kendisi olacaktır. Bu x'miş. Geldim buraya. Burayı da logaritma 7 tabanında 5 üzeri eksi 2 yazarım. Eksi 2'yi başa atarsam eksi 2 çarpı logaritma 7 tabanında 5 yapar ki bu da y'ymiş. Şimdi x kere y sorulmuş ya, yani şunla şunu çarp demiş adam bana, hadi çarpalım. Eksi 1 kere eksi 2 2 yapar zaten. Dolayısıyla direkt 2 diye başlayacağım izninle. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 çarpı logaritma 7 tabanında 5 dedim. Aslında bu sorulmuş değil mi? Şimdi hocam buradaki logaritmanın içi olan 5 ile logaritmanın tabanı olan 5 birbirini götürür. Logaritma 7 tabanında 2 kalır. Demek ki bu 2 çarpı logaritma 7 tabanında 2'ymiş. Şimdi hiç 2 çarpı diye bir şey yok şıklarda, görüyorsun. O halde ona uyduralım biz de. Şu 2'yi aldım. Yani şu 2'yi aldım. 2'nin kafasına attım. Böylelikle bu logaritma 7 tabanında 4'ü verdi bana ki böyle bir şey de yok. Ama ben bunu e tabanına çevirirsem ln 4 bölü ln 7 olması gerektiğini, yani 7'yi alt tarafın içi 4'ü de üst tarafın içi olarak ifade edersem ln 4 bölü ln 7'nin bana cevabı vermesi gerektiğini bileceğim. Tamam mı? Bilmiyorsan da öğrendin. Devam ediyorum. 26 bitti. Artık 27'deyim. Bu sayfanın hemen sağ alt köşesinde. Bir bakalım beraber sorumuza. Ne diyor? Bir tane bilgi vermiş. A tam sayısı B tam sayısını tam bölüyorsa A böler B ile gösterilir. Ve bu şekilde de okunur. A böler B. Ben zaten okunuşunu bildiğim için A böler B biçimde okunur. X sayısı birden büyük bir doğal sayı olmak üzere X 128'i bölüyormuş. Şimdi X 128'i bölüyorsa 128'i tam bölen sayılar nelerdir? İşte 1 olur hocam. 2'nin kuvveti olduğu için 2 üzeri 7 olduğu için 128. 2 böler, 4 böler, 8, 16, 32, 64 ve 128'dir 128'in tam bölenleri. Yani X adayları bunlar. Peki ln 256 bölü ln x de tam sayı değilmiş. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Şimdi bir dakika dur. Bu ln 256 bölü ln x'i ben şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma x tabanında 256 biçimde yazabilir miyim? Yazarım. Hatta bu da logaritma x tabanında 2 üzeri 8'dir. Bunu da bu şekilde yazabilirim değil mi? Şimdi o zaman ben bunu a dersem x üzeri a eşittir 2 üzeri 8'i verir mi diye bakacağız aslında. Tamam. X adaylarım da aha buradakiler. Şimdi gelelim buraya. Tabana 1 yazabilir miyim? Yani taban x olabilir mi? Şurası olamaz. Gitti. Bu gitti. Çünkü taban 1 olursa zaten burası bir şey bölü 0 olur. O da tanımsızlığı verir değil mi bize? Güzel. 2 olursa hocam logaritma 2 tabanında 2 üzeri 8 8'i verir tam sayıdır. Yani 2 olur. 4 olursa logaritma 4 tabanında 2 üzeri 8. Yani logaritma 2'nin karesi tabanında 2 üzeri 8 ki bu da bana 4'ü verir. Yani bu da bir tam sayıdır. Bu da olur. 8'e bakalım. Logaritma 2'nin küpü 8 budur. Tabanında 2 üzeri 8. Şimdi bunun cevabı nedir? 8 bölü 3'tür. Tam sayı mı? Değil. Yani bu gitti. 16'ya bakalım. Logaritma 2 üzeri 4'tür 16. 2 üzeri 8 yazdım. Bu da bana 8 bölü 4'ü yani 2'yi verir. Bu da bir tam sayı mıdır? Evet. O halde 16'yı da aldım. 32 olur mu hocam? Logaritma 2 üzeri 5 tabanında 2 üzeri 8 bana 8 bölü 5'i verir ki tam sayı değildir. Yani 32 olmaz. 64'e bakalım hocam. Logaritma 2 üzeri 6 tabanında 2 üzeri 8'dir ki bu da 8 bölü 6'dan 4 bölü 3'ü verir bize. Bu da bir tam sayı değildir. Bu da gitti. 128 olur mu hocam? Logaritma 2 üzeri 7 tabanında 2 üzeri 8. Şimdi bu da sevgili arkadaşlarım 8 bölü 7'yi verir bize. Bu da bir tam sayı değil. Yani bu da olmaz. Şimdi x 128'i tam bölüyordu. X'in alabileceği tüm değerler zaten bunlardı. Benden de logaritma x tabanında 256'nın tam sayı olan değerleri istenmişti. Ha, yalnız bu arada gençler çok büyük bir yanlışım var. O da şu. Zaten tam sayı olmasın istiyormuş. Yani benim üstüne çarpı attıklarım sağlayacak. Yalnız bir hariç, bir olamaz zaten. Bir kesinlikle olamaz. Bir haricinde çarpı attıklarım sağlayacak. Ben tam sayı olanları buldum şu an. Yani burada ne vardı? 8. Burada 32, burada 64 ve burada 128 bunları sağlıyordu. O halde bunların toplamı istenmiş. Toplayalım bakalım ne gelecek. 32, 8 daha 40 yapar. 64 daha 104 gelir. 104'e de 128 eklersem ben 232 bana cevabı verecektir. Yani cevabımız C şıkkı olacakmış dedik. Az daha güme gidiyorduk ha. Evet gençler, sorularımız, bu sayfadaki sorularımız bunlardı. Ve şöyle uzaktan da bakacak olursak ciddi anlamda sevgili arkadaşlarım emek verilmiş bir sayfa gibi duruyor. Vallahi şu an şiir gibi duruyor çözümler. Umarım senin de sayfaların bu şekildedir diyelim. Bu arada 26 25'deymiş. Biz B bulmuşuz. Hayda, bir sıkıntı mı var? Şunlarda sıkıntı yok değil mi? Yok. Ama bunda sıkıntı var. 25D'ymiş. Kendi yazdığım soruyu çözemedim mi yani? Bir bakalım hadi beraber. Nerede hata yapmışım? Şöyle yaklaşalım. Log y tabanında x 4 olarak seçtik. Tamam. Logaritma x tabanında z. Yani z tabanında x 1 bölü 4'tür dedik. Ona da tamam. Eyvallah. Şimdi şuraya bakıyorum. Logaritma y üzeri 4'tü. Tamam. Logaritma y tabanında y üzeri 4. Burası da logaritma y tabanında xz olarak yazıldı. Logaritma y tabanında x eksi logaritma y tabanında z dedik. Şimdi logaritma y tabanında x 4 bulmuştum. Logaritma y tabanında z lazımdı bize. Logaritma y tabanında z de ne gelir? Bir buna bakalım beraber. Logaritma y tabanında z. Değil mi? Şimdi logaritma y tabanında z'yi bulmak için ben logaritma y tabanında z'yi şunla şunu çarpmıştım değil mi az önce? Şunla şunu çarptım. Ki ikisi de 1 bölü 4 geliyordu. X tabanında y 1 bölü 4. Z tabanında x de 1 bölü 4 geliyor. X'leri götürürsek z tabanında y gelir. Z tabanında y 1 bölü 16 ise y tabanında z 16'dır. Değil mi? Aynen. Bir sıkıntımız yok yani. Şurası da 16 geldi. 4'ten 16'yı çıkardım. Eksi 12 geldi. Burası eksi 12. Burada ne vardı? Eksi vardı. Artı 12. 4 eklersem 16 gelir. Bir sıkıntı mı var? Çok merak ediyorum. Evet, sıkıntıyı fark ettim. Az önce sayfayı silip bir daha çözdüm. Şöyle ki logaritma y tabanında z'yi biz 16 buluyoruz ama arada eksi yok ki. O eksiyi nereden yazdım onu da bilmiyorum. Arada eksi yok. 4 ile 16'nın toplamı 20. 4'ten de 20'yi çıkararak eksi 16'yı bulabiliyoruz arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Her insan gibi ben de hata yapabilirim. Ki benim de hatalarım oluyor. Mutlaka oluyor. Soru yazarken de hatalarım çıkıyor. Soru çözerken de hatalarım çıkıyor. Dolayısıyla olabilir diyelim. Nazar boncuğumuz olsun diyelim. Ve sayfa değiştirelim. 28. sayfadayız. 28. sorudayız. Kaçıncı sayfamız oluyor bu kitapta? 55. sayfaya ne ara geldik biz ya? Tabii her video 10 sayfa olunca yaklaşık böyle oluyor. 55. sayfadayız gençler. Hadi bakalım devam. X ve y birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Logaritma x tabanında 3 sıfırdan küçük ve sıfırda logaritma 5 tabanında y'den daha küçükmüş. Buna göre burada 3 tane öncül var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle logaritma x tabanında 3. Bu negatifmiş arkadaşlar. Küçüktür 0 dediğine göre bu negatifmiş. Şimdi o halde bu nasıl negatif olabilir? Bunu düşünelim biz. Tamam mı? Bu nasıl negatif olabilir? Bir kere x dediğimiz sayı, yani şöyle diyebilir miyim ben? Eğer ki bunun negatif gelmesi için mesela burada eksi 1 yazıyor olsun. X üzeri eksi 1 3 mü olacakmış? X üzeri eksi 1 eğer 3 ise x kaçtır mesela burada? 1 bölü 3'tür değil mi? Veya eksi 2 olmuş olsaydı x üzeri eksi 2 eşittir 3 olacaktı. Böylelikle x eşittir 1 bölü 9 olacaktı gibi. Şimdi dikkat ettiysen burada taban hep birden küçük geliyor. Taban birden küçükse burada da birden büyük bir sayı varsa ben o birden küçük sayının bir kuvvetini aldığım takdirde sonucun birden büyük bir sayı gelmesini istiyorsam eğer negatif kuvvetini almak zorundayım. Demek ki sevgili arkadaşlarım benim buradaki x'lerim neredeymiş? Zaten sıfırdan büyük olması gerekiyordu. X'ler sıfırla bir aralığında olması gerekiyormuş. Aynı işlemi şu kısma da uygulasam, yani logaritma 5 tabanında y, bu sıfırdan eğer büyükse, şimdi 5 üzeri 0 nedir? 1'dir. Demek ki y sayısı kesinlikle ama kesinlikle 1'den daha büyük bir sayı olacak. Sonuç olarak burası 1 olduğu takdirde sonuç 0 olacaktı. Y o zaman 1'den daha büyük olmalıymış ki sonuç sevgili arkadaşlarım ne olsun? 0'dan büyük pozitif bir sayı olsun. Yani y de 1'den büyükmüş. Şu şekilde gösterdik. Pekala. Şimdi ilkine bakalım. X ile y'nin çarpımı 1'den farklıdır diyor. Şimdi ben burada mesela y'yi 2 seçsem, ikisi de 1 bölü 2 seçsem, 1 bölü 2 ile 2'nin çarpımı 1 yapar. 1'den farklı demiş, daima doğrudur diye soruluyor. Aksine örnek verdim, gitti, bay bay. X ile y'nin toplamı 1'den büyüktür demiş. Y tek başına 1'den büyük olduğu için ben pozitif olan x sayısını bu 1'den büyük sayının üstüne eklersem 1'den büyüklüğünü bozmayacaktır. Dolayısıyla bu doğru. X üzeri y x'ten daha küçüktür demiş. Şimdi y'nin ben birden büyük bir sayı olduğunu biliyorum. X de basit kesirdi. Basit kesirlerin birden büyük kuvvetlerini ben aldığım takdirde bu birden büyük kuvvetleri, mesela y'nin kuvvetini aldığım takdirde bu 1 bölü 2'den daha küçük hale gelecektir. Mesela 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti 1 bölü 4. Bak 1 bölü 4 1 bölü 2'den daha küçük. Üçüncü kuvveti 1 bölü 8. Bak 1 bölü 2'den daha küçük. Demek ki sevgili gençler bizim ne yapmamız lazım? 3'e de doğru dememiz gerekiyor. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz ve devam ediyorum 29'la. 29. sorumuz soruyla alakalı sana çok mahcubiyet hissederek bir hatırlatmam olacak. Cevap anahtarımız burada C olarak kalmış. Düzeltmiştim ama kalmış maalesef. Cevap anahtarımız sevgili arkadaşlarım burada B olarak düzeltilecek. Aklında bulunsun. Şimdi geçelim sorumuzun çözümüne. Tekrardan kusura bakma, hakkını helal et. N bir tam sayı ve n'ler 1 ile 528 aralığında olmak üzere logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında n, yani şu ifade logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında n bir pozitif tam sayıya eşitmiş. Bak, pozitif tam sayıya eşitmiş, tamam. N sayısı kaç farklı değer alabilir diye soruluyor. Şimdi En küçük pozitif tam sayı nedir? Burada 1'dir. Bunu baz alarak düşünelim. 3 üzeri 1 3'tür. Yani içerisi 3'e eşit olacak. Logaritma 2 tabanında n eşittir 3 ise n burada 2'nin küpü eşittir 8'dir. Şimdi geldik 2'yi deneyelim. Logaritma 2 tabanında n eşittir 3'ün karesi 9'dur. Ve 2'nin 9. kuvveti olan 512 n'yi verir bize ki 512 de 528'den daha küçüktür. Burası 3 olduğu anda logaritma 2 tabanında n eşittir 27 olur. Çünkü 3'ün küpü 27 eşittir içeriği verecek. N burada 2 üzeri 27 gibi çok ama çok büyük bir sayı olacaktır. Ve bu çok büyük sayının da 528'i geçtiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu olamaz. Yani 3 olamaz. O halde n ne oluyormuş? 8 veya 512 cevabımız B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Valla mahcup hissettim şimdi. Yani kitapta şu ana denk rast geldiğim sadece bir tanecik küçük hata vardı. Onun dışındaki ikinci hatamız. Valla üzüldüm yani. Üzüldüm. Devam. 30. sorumuz. Bunu da çözdükten sonra videomuzun ve dersimizin %75'i bitecek. Logaritma 2 tabanında x-4 fonksiyonunun grafiği verilmiş. Sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben burada içeriği 0 yapan değerin şuradaki asimptot olduğunu biliyorum. Yani şuradaki doğrunun ismi y eşit x eşittir 4 doğrusu olacakmış. Çünkü içeriği sıfırlayan değer bu. 4'ü buraya yazdım. Daha sonrasında ben bu fonksiyonun hangi sayı değeri için 2'den geçtiğini merak ediyorum. 2'ye eşit diyorum. 2'nin karesi 4. 4 içeriye eşitse o zaman x 8'dir. Yani b 8 olacakmış. Şimdi burası da 12 idi ya. Logaritma 2 tabanında 12'den 4'ü çıkardım. 8 eşittir 3 olmaz mı? Yani 12 için bu fonksiyon 3'ten geçiyormuş. C'de 3'müş. Şimdi şurası 3 hocam. Evet. Buranın tamamı da kaç? 12. 3 kere 12'den 36 geldi. Eksi beyaz kısmın alanı dersem sarıya boyalı bölgenin alanını bulmuş olurum. Şurası 8'di. Burası da 2 idi. 2 kere 8 16'yı verir bana. 36'dan 16'yı çıkarırsam doğru cevabın 20 olması gerektiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Devam ediyorum 31. sorumla. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde log 3 ve log 243 sayıları arası 4 eşit parçaya ayrılmış arkadaşlar. Şimdi o zaman ben doğal olarak şunu yapmak isterim. Logaritma 243'ten logaritma 3'ü çıkarırım. Bunu da sevgili arkadaşlarım 4'e bölersem her bir parçanın uzunluğunu bulmuş olurum. Burada 4 eşit parça varmış çünkü. Peki logaritma 243'ü ben logaritma 3 üzeri 5 biçiminde yazamaz mıyım? Eksi logaritma 3 desem bölü 4 olsa. Daha sonrasında şu 5'i burada başa atarsam şu şekilde. 5 tane log 3'ten bir tane log 3 çıktı. 4 tane log 3 kaldı. 4 log 3'ü ben 4'e bölersem 4'ler gider ve logaritma 3 kalır. Demek ki her birinin uzunluğu logaritma 3 kadarmış. Güzel. Şimdi hocam iyi dinle. A ile B'yi çarp C kareye böl demiş. Şimdi ben A ile B'nin çarpımının logaritma 3 çarpı logaritma 243 neydi? 5 kere. Bu arada A ile B'yi çarp demişti. Özür dilerim. İyi dinle. Logaritma 3'ü ben logaritma 3 eklersem üzerine logaritma 3 artı logaritma 3 2 tane logaritma 3 yapar. Çarpı şu B'de sevgili arkadaşlarım logaritma 3'ün üstüne 3 tane logaritma 3 ekleyeceğim. Yani 4 tane logaritma 3 olacak. Bunu da C kareye yani şuna. Yani logaritma 3'ün üstüne 2 tane logaritma 3 eklersem C'yi bulurum. 3 tane logaritma 3'ün karesi o zaman 3 çarpı log 3 çarpı 3 çarpı log 3 yapar. Karesini almak yerine ayrı ayrı yazdım. Log 3'ler gitti. Log 3'ler gitti. 2 kere 4 8. 3 kere 3 9. Cevap 8 bölü 9'muş. Hocam bunu yaptık. Farklı bir şekilde yapabilir miydik? Şimdi farklı bir şekilde yapmak için tabii ki hani 10 tane farklı yolda bulursun. Mesela burada logaritma 243'ten log 3'ü çıkarırsın dersin ki B logaritma 81'miş dersin. Log 3'e log 3 eklersin. Burası logaritma 9'muş dersin. Bu da logaritma 27'dir dersin. Bunları yerine yazarak da yapabilirsin ama aynı sonucu yine bulursun. Tamam. 31. örneğimizde çözdük. Sayfamıza uzaktan bakma zamanım. Hadi bakalım. En eğlencelisi. Şu soruda olmasaydı. Hatasız olsaydı ne güzel olacaktı. Evet gençler, sayfamız bu şekilde derli toplu, düzenli. Umarım senin de sayfaların bu şekildedir. Umarım anlatımımız başarılı olmuştur diyelim ve devam edelim. Bir diğer sayfayla 32. örneğimizdeyiz artık. fx eşittir eksi 2 çarpı ln x. Gx de e üzeri x'miş. F bileşke g'nin tersinde k eşittir 4 ise demiş. Şunun tersini nasıl alıyordum ben ya? Fonksiyonlardan hatırla. G ile f'i yer değiştirip terslerini alıyorduk. G'nin tersini bileşke, f'in tersi de k eşittir 4'müş arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bunu da şöyle yazabilir miyim? F'in tersinde, pardon, g'nin tersinde, f'in tersinde 4 k, özür dilerim, k eşittir 4 diyebilirim değil mi? Burada da sanki hocam g'nin düzünde 4 eşittir f'in tersinde k diyebilirim. Sonuç olarak şununla şunu yer değiştirdiğim zaman şunun tersini elde etmiş oluyorum değil mi? Şimdi g4 f'in tersinde k'ymış. G4'ü bulabilir miyim? Bulurum. G4 e üzeri 4'müş. Şimdi o zaman bu taraf e üzeri 4 mü? Yani o zaman bu e üzeri 4'e eşit. Peki f'in tersinde k e üzeri 4'müş ya. Ben bu sefer de bununla bunu yer değiştirsem, f içerisinde e üzeri 4 eşittir k desem olmaz mı? Vallahi olur. O zaman f'de x gördüğüm yer e üzeri 4 yazarım. Yani burada eksi 2 çarpı ln e üzeri 4 eşittir k'ymış diyebilirim. 4'ü başa atarsam eksi 8 çarpı ln e eşittir k ise ln e 1'di. K kaçmış? Eksi 8. O halde doğru cevabımız da D şıkkıdır diyebiliriz. Geçtim 33'e. Şimdi Murat diye bir arkadaşımız var. Harf tuşları özdeş büyüklükte olan klavyesindeki yan yana duran 3 tuşun uzunluğunu özel bir cetvelle şekil 1'deki gibi ölçmüştür. 3 tane tuşun uzunluğu burada logaritma 9 tabanında 125'miş. Yani ben o logaritma 9 tabanında 125'i logaritma 3'ün karesi tabanında 5'in küpü biçiminde yazarsam, 3'ü başa attım, 2'yi başa attım, 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 yapsın dedim. Bu 3 tane tuşun uzunluğuysa bir tanesini bulmak için 3'e bölerim, 3'ler gider. 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 gelir, bir tane tuşun uzunluğu. Doğru mu? Doğru. Bu arada tuşlar arasındaki mesafe, boşluk önemsenmeyecek olduğu için ben bir tane tuşun uzunluğunu 3'e bölerek bu şekilde elde edebilirim. Devam. Diyor ki şekil 2'de yan yana duran 8 tane harf tuşunun uzunluğunu aynı cetvelle ölçtüğünde bu bulmuş. Yani 8 tane 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 dersem zaten ben 8 tane tuşun uzunluğunu bulamaz mıyım? Bulurum. Bu da neye eşitmiş? Logaritma 3 tabanında x artı 3'e. Güzel, x'i bulmamız isteniyor sadece, biz bunu yapabiliriz. 8'i 2'ye böldüm, burada 4 geldi mi? Geldi. Geldi. Daha sonrasında bu 4'ü şunun kafasına atarsam logaritma 3 tabanında 5 üzeri 4 625 yapar. Bu da logaritma 3 tabanında x artı 3 ise eğer, x artı 3 625'tir ve x 622'nin ta kendisidir. Bak sana yemin ediyorum, tam bir AYT sorusu. Ki daha önceki yıllarda buna benzer, hatta bundan daha kolayı çıkmıştı gençler. 33. sorumuzu da çözdük ve sevgili arkadaşlarım artık 34. sorumuza doğru geçiyoruz. Şimdi Bahar diye bir öğrencimiz var. Derste öğretmeninin anlattığı logaritma x tabanında y üzeri z'yi demiş hocası. Z'yi başa atıp z çarpı logaritma x tabanında y biçiminde ve yazabilirsin. Ve logaritma x tabanında x de 1'dir özelliklerini yazdırmış. Ama Bahar bu özelliği yanlış anlamış. Z'yi başa atınca z çarpı dememiş de z artı demiş ama x tabanında x'i yine 1 olarak öğrenmiş. Soru sormuş sonrasında hoca. Logaritma 2 tabanında 16 artı logaritma 3 tabanında x eşittir 8 eşitliğine verilen x kaçtır? Buna göre Bahar'a yukarıdaki soru sorulduğunda aldığı notu doğru uygulayınca sonucu kaç bulur diye sorulmuş. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle Bahar şu 16'yı 2 üzeri 4 biçiminde yazabilir. Artı logaritma 3 tabanında x'imiz var eşittir 8 demişiz. Şimdi Bahar şurayı nasıl yapar abi? Şu 4'ü alır. Başa nasıl atar? 4 çarpı diye atmamız gerekiyor normalde ama 4 artı diye atar. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında x eşittir 8 mi bulur? Şimdi Bahar şunun da 1 olduğunu biliyor, bak buradaki nottan istifade ederek. Bunun da 1 olduğunu biliyor. 4 ile 1'i topladım, 5 karşıya attım, 3 geldi. Yani logaritma x tabanında 3 eşittir 3'müş. Şimdi 3 tabanında x, özür dilerim. Şurayı sildim. Logaritma 3 tabanında x'i de 3 bulur. Şimdi bu 3'ü nasıl bulur? Şöyle bulur. Hocam logaritma 3 tabanında 3'ün karesi Bahar için 3'tür. Niye biliyor musun? Çünkü bunu Bahar 2 artı logaritma 3 tabanında 3 biçiminde yazar ve burayı da 1 olarak kabul eder. 2 ile 1'i toplayıp 3 bulur. Tamam. Alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Biz Bahar'ın yaptığı yanlış işlemi yapıyoruz şu an. Ve dolayısıyla Bahar burayı ne olarak kabul eder? 9. Yani cevabımız da C şık olur diyeceğiz sevgili gençler. Evet, 34. sorumuzu da çözdük. Şimdi 35'teyiz artık. 35'te 2 üzeri x eksi 12, 3 üzeri x eksi 27, 5 üzeri x artı 42 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bildiğimiz eşitsizlik çözeceğiz. Şimdi burada ya burası sıfırdır ya burası ya da burası, ama ben sonucusunun sıfır olabileceğini düşünmüyorum. Sebep, çünkü 5 üzeri x eksi 42 eşit olamaz. 5'in hiçbir kuvveti negatif olamaz. Demek ki buradan kök gelmeyecek. Geldim buraya. 2 üzeri x 12 veya 3 üzeri x eşittir 27 olabilir ki 3 üzeri x 27 ise x 3'tür. Birinci kökümüz bu. Diğer kökümüz de 2 üzeri x 12 ise x logaritma 2 tabanında 12'dir. Şimdi benim köklerim bir 3, bir de logaritma 2 tabanında 12. Peki küçükten büyüğe doğru sıralıyordum şöyle tabloyu çizerken. Küçük olan hangisi? Tabii ki de 3. Büyük olan logaritma 2 tabanında 12. Sebep, çünkü logaritma 2 tabanında 8 3'e eşitken logaritma 2 tabanında 12 3'ten daha büyüktür. Pekala. Pekala. Tablonun bacaklarını çiziyorduk. Fışt, fışt. Neyle başlayacağım? Hocam pozitif, 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 pozitifle başlayacağım. Eşitsizlik olduğu için, yani eşitlik olmadığı için içleri boş kalacak. Artı eksi artı diyeceğim. Benden sıfırdan küçük bölge istenmişti. Ahan da burayı boyarım. 3'ten logaritma 2 tabanında 12'ye kadar olan açık aralık bana cevabı verir. 35. sorumuzun cevabı da böylelikle B şıkkı olur gençler. Ve devam ediyorum 36 ile. Logaritma x artı log y kare 3'müş. Ya şu ne? Bir de bu ne? Bunları düzgün yazalım ya. Ben burayı logaritma x üzeri eksi 1 diye, burayı da logaritma y üzeri eksi 1 diye yazarsam, bunların toplamı aslında eksi logaritma x ile eksi logaritma y'nin toplamıdır. Eksiyle çarparsam da logaritma, hatta eksiyle çarpmaya lüzum yok. Bu böylece kalsın. Bu eşittir kaçmış arkadaşlar? 1. Şimdi bak güzel kardeşim. Şunu şöyle yaptım. Eksi logaritma x ile eksi logaritma y'nin toplamı 1 ya. Şu 2'yi al buradan. Şuraya şöyle koy. Sonra bunları bir güzel taraf tarafa tersten topla şöyle, tamam mı? Terse doğru gidiyoruz. Böyle topla, tamam mı? Eksi logaritma x ile artı logaritma x gider. Bununla bunu toplarsam logaritma y gelir. 3 ile 1'i toplarsam 4 olur. Yani logaritma y eşittir 4'müş. Şimdi log y 4 ise şurası kaçtır? 8 mi? 8'i karşıya atarsam log x kaç gelir? 8'i karşıya attım. Eksi 5 mi gelir? Güzel. Şimdi benden ne isteniyor? X artı y hangisidir diye soruluyor. Ben logaritma y'yi ve logaritma x'in ne olduğunu biliyorum. Bunları çarparsam bunları toplarsam logaritma x artı logaritma y bana logaritma x çarpı y'yi verecektir. Ve bunların toplamı da 4 ile eksi 1'in, 4 ile eksi 5'in toplamı bana eksi 1'i verir. Şimdi o halde, gerçi bana neyi soruyordu? X ile y'nin toplamı soruluyor değil mi? Çok üzgünüm. Ben logaritma x çarpı y'den ilerlemeye çalıştım. Üzgünüm. Şöyle yapalım. Hocam burada y dediğimiz şey taban 10 olduğu için daha kolaymış. 10 üzeri 4'tür. Ve x dediğimiz şey de şurası 10 olduğu için 10 üzeri eksi 5'tir. Benden bununla bunun toplamı istenmiş. 10 üzeri 4 ile 10 üzeri eksi 5'i toplayacağım. Yani 10 üzeri 4'e 1 bölü 10 üzeri 5 ekleyeceğim. Bununla bunu çarparsam eğer 10 üzeri 9 gelir. Üzerine 1 ekledim ve böldüm 10 üzeri 5'e. İşte karşında cevap. 1 artı 10 üzeri 9 bölü 10 üzeri 5 bana cevabı, yani A şıkkını verir sevgili arkadaşlarım. Artık sayfamıza uzaktan bakabiliriz ve böylelikle bu sayfayı da bitirdik diyeceğiz arkadaşlarım. Sayfa gayet düzenli, temiz. Şimdi geçelim artık son sayfamıza, 37. örneğimizdeyiz. Aşağıda AB kenarı çubuğa gergin biçimde sabitlenmiş üçgen biçimli bir filama gösterilmiş. Tamam mı? Korner direğindeki bayrağa benzemiyor ama ona benzer bir filama diyelim, tamam mı gençler? Şimdi AC uzunluğu logaritma 2 tabanında 3'müş. AC burası. Logaritma 2 tabanında 3 dedim. Sonra BC uzunluğu da logaritma 3 tabanında 4'müş gençler. Buna da tamam. Alan ABC'de 1 bölü 2'ymiş. Buranın alanı da 1 bölü 2'ymiş. Tamam mı? Şöyle alan belli etsin diye yuvarlak içine alalım. Peki ACB açısı kaç derece olabilir demiş. Yani şuradaki açı alfa diyelim. Bu alfa kaç derece olabilir demiş. Hemen aklımıza iki tane kenar biliniyor. Alan da biliniyor. O zaman sinüs alan teoremini çakalım gitsin. Tamam. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 4 çarpı sinüs alfa eşittir dedim. Ne diyeceğim arkadaşlar? Alan yani 1 bölü 2'ye eşittir diyeceğim. Şimdi 1 bölü 2 her iki tarafta olduğu için çatır çutur gider birbirini götürür. 3'ler de gitti. Logaritma 2 tabanında 4 mü kaldı? Hocam bu da 2 zaten. 2 çarpı sinüs alfa eşittir 1 oldu. O zaman sinüs alfa kaçtır arkadaşlar? Tabii ki de 1 bölü 2'nin ta kendisidir. Sinüs alfa 1 bölü 2 ise bu alfa 30 derece olabilir. Tabii 150 derece de olabilir ama hani olabilir demiş. Dolayısıyla biz 30'u işaretledik sevgili gençler. Devam edelim 38'de. Pozitif reel sayılarda tanımlanan şu işlemi, tamam mı? A işlem B eşittir logaritma 3 tabanında A artı logaritma 3 tabanında B olarak verilmiş bize. Buna göre K kare eksi diyorum. K kare işlem K işlem 3 eşittir 2 işleminde K kaçtır diye soruluyor. Şimdi şurası nedir gençler? Logaritma 3 tabanında K kare ve artı logaritma 3 tabanında K'dır. Çünkü A burası, B burası artık. Getirdim yerine yazdım. Bu da logaritma 3 tabanında K küpü verir bize. Logaritma 3 tabanında K küp bunların toplamı. Ve demiş ki yine işlem 3 eşittir 2 demiş. Şimdi ben bunu yapacak olursam şu kısımdan logaritma 3 tabanında açtım parantezi. Şimdi şunu yazacağım. Tamam mı? Bu da ne yapar? Logaritma 3 tabanında K küp yapar. Şurası. Sonra geri kapattık bunu arkadaşlar. Ve ne diyorum? Artı logaritma 3 tabanında ikincisi yani 3 eşittir 2'ymiş. E şimdi hocam şurasını bana 1 olduğunu biliyorum ben. Bu 1'i karşıya atarsam logaritma 3 tabanında K'nın kübü eşittir ne gelir? 1. Şimdi bunun sonucu 1 ise 3 üzeri 1 içeriye eşittir. Yani logaritma 3 tabanında K'nın kübü eşittir 3 olur. Ve burada 3'ün küpü de yani 27 K küpe eşittir. E K küp 27 ise K 3'ten başkası değildir. O halde doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 37 ve 38'de çözdük arkadaşlar. Artık son 2 sorumuz kaldı ve bu son 2 soru için lütfen senden ricam çok dikkatli, pür dikkat dinle. Karşına çıkabilme ihtimali yüksek olan sorular bunlar. Ne demiş soruda? Logaritma A tabanında x fonksiyonunun grafiğini ben sana verdim diyor. Tamam, okey. Buna göre f bileşke f1 bölü 3 değeri kaçtır diye soruluyor. E şimdi ben burada 1 bölü 9'u yerine yazınca 1'i almışım bak, gördün mü? 1 bölü 9'u yerine yazınca. O zaman logaritma A tabanında 1 bölü 9 eşittir 1 ise A üzeri 1 içeriye eşittir derim ve A eşittir 1 bölü 9 olur. A'yı bulduk. Yani ben aslında artık fonksiyonumu biliyorum. Fx eşittir logaritma 1 bölü 9 tabanında x'miş. Şimdi ben burada f bileşke f1 bölü 3 dediği için önce f1 bölü 3'ü bulacağım. f1 bölü 3 dediğim şey nedir? Yerine yazarım. Logaritma 1 bölü 9 tabanında 1 bölü 3'tür. Peki 1 bölü 9'un kaçıncı kuvveti 1 bölü 3'tür? Tabii ki de karekökü yani 1 bölü 2. kuvveti. Şimdi gençler bak. f1 bölü 3'ün 1 bölü 2 olduğunu öğrendik. Çünkü 1 bölü 9'un 1 bölü 2. kuvveti 1 bölü 3'tür. Tamam mı? Yani şurası 1 bölü 2'ymiş. Şimdi bana ne lazım? F1 bölü 2 lazım. Yani F1 bölü 2 eşittir logaritma 1 bölü 9 tabanında 1 bölü 2 diyeceğim ben. Bunu da nasıl yazarım? Hocam bir kere ben bunu logaritma 3 üzeri eksi 2 tabanında 2 üzeri eksi 1 diye yazarsam eksi 1'i başa attım. Şuradaki eksi 2'yi de başa bölüm olarak attım. Çarpı logaritma 3 tabanında 2'yi verdi bana. Şu eksiler gitti. Burada ne oluştu hocam? 1 bölü 2. Var mı böyle bir cevap? Yok. Ne yapacağız? Bu 1 bölü 2'yi aldım. 2'nin kafasına attım. 2 üzeri 1 bölü 2 nedir? Kök 2'dir. Yani logaritma 3 tabanında kök 2 bana cevabı verir. Bu da B şıkkında mevcut zaten. Ve gençler logaritmayı 40. defa söylemek için 40. sorumuza doğru geçiş yapıyoruz. Bu soruyu çözdükten sonra artık logaritma için bizim yepyeni tertemiz mis gibi bir sayfamız vardı. Onu karalaya karalaya logaritmayla doldurduk. Gayet düzenli oldu. Gayet oturdu logaritma. Ve artık bundan sonrası Allah kerim diyeceğiz. biz artık AYT matematik denemelerinde falan logaritmadan soru moru kaçırmayacağız. 40. soru. Logaritma 3 tabanında x ve logaritma 9 tabanında x üzeri 4 sayılarının aritmetik ortalaması 3'müş. Ben bu aritmetik ortalamayı nasıl bulurum? Toplarım logaritma 3 tabanında x ile logaritma 9 tabanında x üzeri 4'ü toplarım ve 2'ye bölerim. Ve bu da bana 3'ü verecekmiş. Tamam. Bu 2'yi attım 3'ün yanına 6 oldu burası. Ben artık burayı düzenliyorum. Logaritma 3 tabanında x artı logaritma bak 9'u 3'ün karesi diye yazdım. X üzeri 4 de zaten x üzeri 4. Eşittir 6 oldu mu oldu. Şimdi hocam buradaki 4'ü 4 diye attım. Buradaki 2'yi de 2 diye attım başa. Bölü 2 diye. Bu gitti bu gitti. Burada 3 tabanında x var. Burada 3 tabanında x var. Ve şurası da 2. O zaman burada bir tane var. Burada 2 tane var. Yani 3 tane logaritma 3 tabanında x neymiş? 6. Her iki tarafı 3'e bölersem logaritma 3 tabanında x'in ben 2 olması gerektiğini bulurum. 3'ün karesi olan 9 da bana x'i verir. Yani x kaçmış arkadaşlar? 9. Benden istenen şu. Logaritma x tabanında 27 isteniyor. Hemen ben bunu 9'u x gördüğüm yere 9 yazarım. 9 3'ün karesidir. 27 de 3'ün küpüydü zaten. 3'ü ve 2'yi 3'ü 3 diye 2'yi de bölü 2 diye başa attım. Logaritma 3 tabanında 3 oldu ki burası zaten 1'dir. Cevap da karşımıza çıktı. Doğru cevap 3 bölü 2'nin ta kendisiymiş gençler. Ve böylelikle 40. sorumuzu da bitirdiğimize göre bu videonun ve bu dersin helal olsun sana sonuna geldik. Evet gençler 40 tane birbirinden güzel logaritma ile ilgili soru çözdük. Tabi efsane derecede kazanımlar da gördük bu soruların içerisinde. Ve dile kolay 40 tane. Ve dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bu sorulardan her biri aslına bakarsan soru bankasından çözeceğim 5-6 tane soruya tekabül ediyor. Yani tabiri caizse aynen bu şekilde. Niye? Çünkü soru bankalarındaki soruların içerisindeki kazanımlar bu kadar çok yoğun değil. Maksimum hani mesela soru bankalarında böyle 6 tane test vardır logaritma ile alakalı. Son testte bu tarz sorular koyulur genelde. Ve o son testte sadece o dersin ki buradan aldığım tadı da başka bir yerden almadım dersin. İlk baştaki sorular tamamen logaritmayı kavratmaya yöneliktir çünkü. Ben sana işte o testten 40 soruluk bir test hazırlayıp aslında bunları sundum. Ve bütün kazanımları da tekrar etmiş olduk. Bütün kazanımları. Yani biz bu logaritmanın içerisinde aritmetik ortalamada kullandık, trigonometride kullandık, çarpanlar ayırmada kullandık, ondalık sayıda kullandık. Trigonometriyi söylemiştim zaten. Her bir şeyi kullandık ve bütün kazanımlarımızı ölçtük, hatırladık. Güzel bir tekrar oldu bizim için. Ve gençler artık bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. Logaritma oldu. Sırada ne var? Sırada diziler var. O halde diziler videosunda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.